İtikatta usul, yani inançta, imanda kabul etmemiz gereken ya da kabul edilmesi gereken esas, esas alınacak şey nedir? Ana başlığımız bu. Dilerseniz ana başlığımız üzerinde biraz durarak önce onu biraz açalım. İtikat, Arapça akade kökünden türeyen bir kelime. Akade yani akitleşme, Türkçesi ise sözleşme anlamına gelen bir kelime. Sözleşme dendiği zaman hep iki taraf anlaşılmıştır, anlaşılır ve anlaşılacaktır da. Sözleşmenin bir tarafı vardır, diğer tarafı vardır. İslam'da itikat veya dinde itikat dendiği zaman taraflardan biri kuldur, diğeri ise Allah'tır. Yani bu sözleşmenin, itikat denilen sözleşmenin taraflarından biri Allah, biri kuldur. Veya daha genel ifadesiyle söylersek, birisi mabud, kendisine ibadet edilecek olan taraf, diğeri de ona ibadet edecek olan abid, yani kul. İslam itikadı Allah'ın birliği, vasıfları, sıfatları ve zatı itibariyle birliği esasına dayanan bir sözleşmeyi içermektedir. Bir esasa dayanmaktadır. Bu itikat metninin, bu sözleşme metninin tüm detaylarını ve esasını taraflardan yalnız birisi, yani her iki taraf onu kabul eden ve kabul ettiren değil, kabul ettirmek üzere, yani kendisine ibadet edilecek olan mabut belirler. Yani Allah belirler. Allah'ın bütün detaylarını ve esasını belirlediği sözleşmeye biz İslam itikadı diyoruz. Bu itikadın nasıl olması gerektiğini belirleme hakkı da yalnızca Allah'a aittir. Bu itibarla insan itikadını belirler iken itikad dairesi içerisine nelerin gireceğini, hangi boyutlarda girdiği yerde kalacağını, eksiltilmemesi ve fazlalaştırılmaması gerektiği hususunu muhakkak taraflardan, kendisine ibadet edilecek olan tarafın, yani Allah'ın belirlemesi esasını kabullenmek zorundadır. Bu şekilde yapılmayan itikada geçerli itikat gözüyle bakmak mümkün olmamak gerekir. Aklen bu gerçek böyledir. Biz bu sözleşmede, yani Allah ile aramızdaki kullar olarak aramızda imzalayacağımız, kabulleneceğimiz ya da kabullenmeyeceğimiz sözleşmede mutlak surette Allah'ın belirleyicilik vasfında da ortağının bulunmadığı inancına kesinlikle sahibiz. Bu sahibiyet duygumuz ondan geldiğinde hiçbir tereddüdümüz bulunmayan, onun kelamından oluşan, sözlerinden oluşan Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanmaktadır. Allah-u Teala'nın gerek zatı itibariyle ortağı, eşi, benzeri, gibisi bulunmadığı gibi vasıfları itibariyle de, kendine ait olan sıfatları itibariyle de herhangi bir eşi, benzeri de olsa bir gibisi, yani onun gibisinin bulunmadığına inanılması gerektiği kanaatini taşıyoruz o kitaba bakarak. Örneğin bazı misaller verirsek, o yoktan var etmede onun hiçbir benzeri, hiçbir eşi yok. Yani o diyelim kainatı yaratmış. Hiçbir varlık da çıkıp bir sivrisinek büyüklüğünde veya mikrop büyüklüğünde bir şey yaratamamış. Yani yoktan var edememiş. Bu itibarla diyoruz ki yaratmada onun küçük veya büyük çapta da olsa hiçbir ortağı, benzeri, eşi yok. Diğer yanda yarattıklarına verdiği özellikler ve yarattıklarını o özelliklere tabi kılma hususunda da onun ortağı yok. Gaybına kimseyi ortak etmediği gibi insanların veya yarattığı canlıların veya eşyanın ecelini belirlerken de kimseyle meşveret yapmış, danışmış, onların fikrini almış da. Zira onun buna ihtiyacı yok. Kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten ihtiyaç sahibi bir Allah olsaydı Allah olamazdı. Yani Allah olmak, kulli şeyin kadir olmak, diğer bir ifadeyle ve Kur'an sözüyle ihtiyacı olmamak anlamına geliyor. İhtiyacı olandan Allah olmaz.
Allah olmak için ihtiyacı olmamak gerek. Muhtaç olanın her şeye gücünün yetmesini düşünebilmek ve kabullenebilmek mümkün değildir. Bu itibarla onun ne kadar sıfatı yani vasfı, özellikleri varsa bu özelliklerden hiçbirinde kesin kez herhangi bir nispette yani en küçüğünden en büyüğüne kadar asla ortak sahibi olmadığı, yine onun beyanından anlaşıldığı gibi, kendisinin beyanından anlaşıldığı gibi insanın aklen de muhakeme ettiği zaman akli olarak da bunun rahatlıkla anlaşılması mümkündür. Biz bu itibarla diyoruz ki itikatta yalnızca ve tek olarak, rakipsiz olarak yalnızca, yalnız başına Kur'an-ı Kerim nasları yani ayetleri delil olmalıdır, delil alınmalıdır, esas alınmalıdır. Zira yani bunun gerekçelerine gelince başlangıçta aklen itikadın yani Allah ile kul arasında yapılacak sözleşmenin metnini hazırlama yetkisi Allah'a ait olmak lazım geldiğinden böyle olmalıdır. Zira biz inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözlerinden oluşan bir kitaptır. Öyleyse yalnız onun sözlerinden, onun sözlerine dayanmak suretiyle itikadımızı belirlemeliyiz. Yani bir sınır çizersek, bir ne derler işte nirengi noktaları belirlemeye çalışırsak, bir harita çıkarmak için mutlak surette Allah'ın kendisi hakkında özellikleriyle ilgili ve inanılması gereken, diğer bir tabirle de itikada taalluk eden hususları onun belirlemesi gerekir. Bu sözleşmeyi yazma, özelliklerini belirtme, tafsilatı hakkında bilgi verme ve onları sınırlandırma yetkisi tamamen ona ait olmak lazım gelir. Bu sebeple biz yalnızca Kur'an-ı Kerim itikadın esasını teşekkül etmelidir, ettirmelidir. Onun dışına itikadi hususlarda çıkılmamalıdır diyoruz. Diğer bir gerekçe, yani birinci olarak Kur'an'ın nasları itikatta esas alınır diyoruz. Neden? Bir, sübut bakımından Allah'ın kelamı olduğundan emin olmamız bakımından. Kesin kez Allah'ın sözlerinden oluşan kitap olduğu içindir ki biz bu gerekçe ile Kur'an naslarını itikadımıza esas görürüz ve alacağız. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynı işi yaptığından dolayı, yani o da itikadında ve amelinde Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle iman nedir, amel kitap nedir bilmez din diyor Allah elçisine. İmanın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu bilmeyen bir insana imanı öğreten de Allah'tan ona gelen vahiy, kitabın ne olduğunu öğreten de ona gelen vahiy. Bu ayetten açıkça bu anlaşıldığına göre Peygamber de aynı yolu tuttuğu için, Allah'ın murakabası altında olan, yaptığı yanlışları Allah'ın bu dünyadayken düzelttiği elçilerinin de bu yolu tutmasından dolayı biz Kur'an naslarını itikadın esası olarak alıyor ve onun dışına çıkılmaması gerektiğine inanıyoruz. Üçüncü olarak, kendine nasıl inanılacağı, hangi boyutlarda, hangi özellikleriyle inanılacağı hususlarını belirleme yetkisinin Allah'a ait olması lazım geldiği akli deliline dayanarak yalnızca Kur'an nasları esas alınmalıdır itikatta diyoruz. Dördüncü olarak, itikadi konular genel ve yani umumi olarak gayba müteallik konular bulunduğundan ve gayba müteallik konulara da gaybın sahibi olarak Allah'ın muttali olmasından dolayı, Allah'ın bilmesinden dolayı yine Kur'an naslarının itikatta esas alınması kanaatini taşıyoruz. Örneğin biz Allah'ın genel olarak varlığıyla ilgili akli deliller bulabiliyoruz. Ayet gelmeden de, yani vahiy gelmeden de insan İçinde yaşadığı kainatta kainatın nasıl meydana geldiği, kim tarafından yapıldığı, yani yapıcısı var mı yok mu, kaç tane kendiliğinden mi filan gibi konularda düşünürken insan bir yoktan var edicinin bulunduğu noktasına kadar aklıyla gidebiliyor. Ama onun
vasıflarıyla, özellikleriyle ilgili detayları kendisinin yine aklıyla bulabilmesi mümkün görünmüyor. Olsa olsa onun yarattıklarındaki evsafa, yani vasıflara, sıfatlara bakmak suretiyle o sıfatların keyfiyetlerinden yararlanarak onu yoktan var eden hakkında bir şeyler söyleyebilir. Bunların da kesinlik arz etmesi hem pek mümkün, mutlak doğru anlamında mümkün görünmüyor, hem de her farklı akıl sahibine göre farklı sonuçlar çıkarılabileceğinden dolayı yine gaybın sahibince gaybi haberler bildirilir ise onların itikada müteallik olanlara itikadımızı oluşturmalıdır diyoruz. Mesela biz geldiğimizde bu dünyaya hazır buluyoruz her şeyi. Üç ihtimalle karşı karşıyayız diyelim. Bir, hazır bulduğumuz şu dünya, kainat, üstünde yaşadığımız dünya, kendimiz, çevremiz, diğer insanlar, eşya ve işte görebildiğimiz, göremediğimiz yıldızlar, ışıklarıyla, şunuyla, bunuyla haberdar olduğumuz şeylere baktığımızda bunlarla ilgili bir, bunlar ya kendi kendini yarattı demek durumundayız düşünmeye başladığımızda, ya bir başkası bunları yarattı demek durumundayız, ya da bunların varlığı kendiliğindendir, yani ezeli ve ebedidir demek durumundayız. Üçüncü bir ihtimal söz konusu değil. Varlığının kendiliğinden olabilmesi, vacip veya spontan Fransızcasıyla olabilmesi için başlangıcının bulunmaması, ezeli ve ebedi olması gerekiyor. Kainatı oluşturan şeylerden, örneğin kendimizden başlayarak, çevremizden, çevremizdeki eşyadan, aydan, güneşten görebildiğimiz yıldızlardan başlayarak muhakeme yürüttüğümüz zaman şunu görüyoruz ki hiçbir şey, müşahedemiz altına alınabilen hiçbir şeyin ezeli ve ebedi, yani başlangıçsız ve sonsuz olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Mesela ben işte şunca yıl önce yoktum bu dünyada. Şu kadar yıl sonra da ne kadarsa bilmiyorum ama günün biri gelecek, bilinecek, öleceğim. İşte o zaman da sonum. Yani bir başlangıcım, bir sonum var. Benim cinsimden olan insanların başlangıcı milyarlarca yıl önce de olsa bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Benim bir sonum olduğuna göre, benim sizin, yine milyonlarca yıl sonra da olsa bir sonun da bulunduğunu gösteriyor. Demek ki insanlığın bir başlangıcı, bir de sonu var. Yine dünyanın, güneşin, ayın filan bir çapı var, bir uzaklığı var, birbirine mesafeleri var, şu su var, bu su var. Yani bütün bunlar eşyanın boyutlu olduğunu, boyutsuz olmadığını, yani ezeli ve ebedi bulunmadığını, bilakis başlangıcı ve sonu bulunduğunu gösterdiğine göre eşyanın kendiliğindenliği, yani varlığının vacip oluşu, yani ezeli ve ebedi oluşu ihtimali aklın alabileceği bir ihtimal olmaktan kesinlikle uzak. Eşya kendi kendini mi yarattı acaba diye bu ihtimal üzerinde durulduğunda da açıkça şunu görmek mümkün ki aklen bir şeyin aynı anda hem yaratıcı hem yaratılan olmasını akıl kabul etmiyor. Yani bir şey aynı anda iki şey birden olamıyor. Eşyanın gerçeğinde müşahede ettiğimiz mutlak doğru olarak karşımıza çıkan şey bu tespit. Dolayısıyla bir anda yaratıcıysa aynı anda da, yani onu bir lahza takip eden an değil, aynı anda da yaratılan olması, iki şeyin aynı anda eşya üzerinde vaki olması demektir ki bu mümkün. Bu itibarla bu ihtimalin de üzerinde durulmaya değer ihtimal olmadığı görünüyor. Üçüncü ihtimal, biz dünyaya geldiğimizde ve deminden beri konuştuğumuz şeyleri düşünmeye başladığımızda kendimiz dahil bu içinde yaşadığımız dünyayı, kainatı hazır buluyoruz. Yani bir, bizden evvel, benden evvel gelen de hazır buldu, ondan evvel gelen de hazır buldu. Öyleyse hazır bulunmuş bir dünyadayız. Demek ki bunun bizlerin görmediği, tanımadığı, bilmediği bir hazırlayıcısının bulunduğu düşüncesine bizi bu gerçek alıp götürüyor. Böyle olunca o hazırlayıcı, o bizden evvel bunu yapıp yaratanın vasıflarıyla ilgili, yani öyle bir varlık var, 1, 2, 3, 5 her neyse, ama biz yapmadık, kendi kendine de olmadı, ezeli ve ebedi de değil, öyleyse bir başkası yarattı bunu. Örneğin şurada hiç kimse yokken biz geldiğimizde kimseyi görmedik diye burayı kendi kendine olmuş, yapılmış bir bina diye nasıl hiç düşünmüyor isek, düşünmemiş isek, değil mi?
kimseyi yapanı, yakıştıranı, sandalyeleri koyanı, masayı koyanı görmememize rağmen birileri var. Burayı yapan işte, inşa etmişler, basamak yapmışlar, bilmem korkuluk yapmışlar, sandalye masa koymuşlar, havuzlar, küvetler yapmışlar diyoruz. Yapanı görmememize rağmen eserinden müessirin varlığına hareketle bu sonuçlara varıyoruz. Zaten bir şey, yeryüzünde bilinen şeylerin hemen tümü şu üç ana yoldan edinilmiş bilgilerden oluşuyor. Bir, eşyanın kendisini bizatihi zatını idrak etmek suretiyle varlığından haberdar olma vasıflarıyla ilgili bilgilenme, bizatihi kendini müşahede etme. Örneğin kendisini görüyorum, bakıyorum, ediyorum, sesini dinliyorum filan. Kullanılan malzemenin cinsine, kalitesine, şunla bunla ve onunla ilgili bir fikir söylüyorum veya ediniyorum. İki, eşyanın kendisini değil, ondan bir iz, bir eser bulmak ve o eserle ilgili müşahedede bulunarak, o eseri müşahede etmek, eseri incelemek suretiyle o şey hakkında, o şeyin zatıyla ilgili bilgi sahibi olmak. Üçüncüsü de sadık haber kanalıyla bilgi sahibi olmak. Hani ikincisine delil, mesela sabahleyin bahçenize, bağınıza gidiyorsunuz, bakmışsınız bir tavşan izi, tilki izi, kurt izi neyse. Kurdu görmediğiniz halde iz onun bir parçası değil ama ondan bir iz, bir eser. Diyorsunuz ki izle ilgili bilgilerinize dayanarak buradan tavşan geçmiş. Hatta izin tazeliği, kurumuşluğu, ıslaklığı filanla ilgili olarak da fazla da olmamış yani işte böyle son yarım saat veya bir saat içerisinde geçmiş gibi filan diyebiliyorsunuz. O geçen hayvanın, o tarlayı çiğneyen hayvanın kim olduğunu, ne olduğunu görmediğiniz halde. İnsanlar birçok şey hakkında eşyanın zatını idrak etmek suretiyle fikir sahibi olurken, özellikle Allah hakkında ve ona mümasil daha başka bazı şeyler hakkında da eşyanın, yani en geniş anlamıyla eşyanın, vakanın, şeyin izini, eserini müşahede etmek suretiyle fikir sahibi oluyor. Allah da bizim bu ikinci kısımdan kendisi hakkında fikir sahibi olabildiğimiz, varlığıyla ilgili kanaat sahibi olabildiğimiz şeylerden. Üçüncüsü ise sadık haber. Mesela ne eşyanın kendisini görmüşüz, ne ondan bir iz, eser bize intikal etmiş. Fakat sözüne güvenilir birisi çıkıp geliyor, diyelim şu anda buradan 5 kilometre ötede bir yerde Allah esirgesin bir kaza olmuş. İşte iki araba çarpmıştı, işte bir kişi öldü, şu kadar kişi yaralı filan diyor. Biz ne cam kırığı görmüşüz, ne işte birbirine girmiş araba görmüşüz, ne de oradan geçmişiz ki hani arabalar kaldırılmış olmasına rağmen kan izi görelim bir şey. Yani iz eser de yok, şeyin kendisi de yok ama sözüne güvenilir birisinin bize getirdiği doğru haber, sadık haberin anlamı malum. Doğru habere istinaden diyoruz ki tamam, yani filan arkadaş gelmiş demiş ki bize böyle böyle oldu, inanıyoruz. Örneğin her gördüğümüz şeyi kabul ediyor değiliz, görmediğimiz şeyleri de mesela gözümüzün önünde kimileri sihir yapıyor. İşte şapkadan güvercin çıkarıyor, bilmem tavşan çıkarıyor. Gördüğümüz halde inanmıyoruz bu gibi şeylere. Mesela ben hatırlıyorum çocukluğumda 25 kuruş bilet parası keserek işte 100 kişilik kahveye müşteri doldurmuş. Adam sahneye birini çıkarıyor, gel bakayım. Ya, elini bir atıyor kulağının oraya, bir altın oradan çıkarıyor. Ulan damağının altından bir altın. Düşünüyordum çocukken, bir kaba koyamıyordum ya, bu adam her elini uzattığı yerden bir altın çıkarıyordu. Neden milletten 25 kuruş para topluyor? Yani öyle ya, her attığı yerde altın varsa bunun. Yani gördüğümüz halde inanmıyoruz. Kimi görmediğimiz şeyler, mesela Amerika'yı görmedim ama varlığına inanıyorum yani, sen inanmıyor musun? Avustralya'da görmedik fakat varlığına inanıyoruz. Yani kimi gördüğümüz şeylere görmemize rağmen inanmıyoruz. Çünkü muhakeme yaptığımız zaman olacak iş değil. Yani eşyadaki tabiat, özellikler bu oluyormuş gibi bize görünen şeylerin olmasına elverişli değil diyor. Muhakememiz sonucu onu reddediyorken kimi görmediğimiz şeylere de rahatlıkla inanabiliyoruz. Evet, bu sebeple de biz yalnız Kur'an naslarının itikada esas alınması gerektiğine kailiz, inanıyoruz. Diğer yandan vahyi gayri metlu, yani tilavet edilmemiş, okunmamış
pratikte yazılmamış, yani Kur'an'a girmemiş anlamına gelen, daha açıklarsak, vahiy bulunmaması esas itibariyle. Yani dini oluşturan şey vahiy ise, eğer ki öyle kabul ediyoruz biz, dini koyma yetkisi Allah'ınsa, ki öyle kabul ediyor, inanıyoruz, o takdirde ondan gelen, onun sözlerinden oluşan, kitapta bulunmayan ama yine ondan geldiği söylenen, ciddi, dişe dokunur, elle tutulur, delil de gösterilememesine rağmen söylenen sözlere istinaden itikat oluşturulmaz, oluşturulmamalı diye düşünüyoruz. Zaten bu gibi bilgiler peygamberlere verilmiş olsa dahi dinde sır olmadığı, dinin dost düşman herkese açıklanması gerektiği, bütün tafsilatıyla, yani bir numaralı dostuna da bir numaralı düşmanına da açıklamak zorundasın. Herhangi bir ayeti filandan bu düşmanlık gösteriyor diye gizleyemezsin. Yani peygamber Mekke'deyken aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir bir numaralı inananı idi. Ona söylüyordu. Ebu Cehil de bir numaralı düşmanı, ona da söylüyordu. Yani şu ayeti şunlara söylemeyin sakın filan dediğine dair zayıf da olsa bir rivayete bile rastlamıyoruz. Bu bakımdan biz vahiy ve gayrimetlu olayının din oluşturucu nitelikli olması bakımından mevcudiyetiyle ilgili Kur'an'da bir mesnet, doğrusu dişe dokunur bir mesnet bulamıyoruz. Her ne kadar konuya taalluk etmesi bakımından bunu okumanızı sizlerin de tavsiye ediyorum. Ben bir baştan sona kadar mütalaa ettim bir arkadaşımızın ikazı üzerine. Mevdudi'nin, Allah mağfiret etsin, İslam peygamberi değil mi kitabın adı? Ha, neyse, onun birinci cildi galiba. Oradan 244'ten 250'ye kadar olan sayfalarında Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın dışında inen vahiyler ara başlığı altında muhtelif örnekler vermeye çalışmış. Mesela bir tanesini okumakta yarar görüyorum. Bu ayet delil olarak gösterdiği ayete bakın. Elimizde Kur'an var, biz de bakalım ama buraya bir metin almış. Onu acele kavrayıp ezber, parantez içinde kendi eklemiş, etmen için dilini onunla tahrik etme. Hani dilini depreştirme diye bildiğimiz ayet. Depreştirme. Onun toplanması ve onu okutması bize aittir. Sana vahiy ile kıraat eylediğimizde sen de oku. Sonra onun beyan ve izahı da bize aittir. Şimdi şu ayetten Kur'an dışı bir vahiy geldiğiyle ilgili bilgi mi var veya anlaşılabilir mi ki bu satırların yazarı, Allah ona mağfiret etsin hepimizle birlikte, ne diyor? Birincisi, Hazreti Muhammed'de, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın kelamının dışında da vahiylerin geldiği bu ayetle sabittir diyor. Allah aşkına şu ayetle bu husus nasıl sabit olur? Yani açık açık peygamber Cibril kendisine Kur'an'ı okurken ezberletmek, belletmek için, o da insan hali bu ya, biraz acele gösteriyor, acaba yani unuttuğum kalmasın, atladığım kalmasın gibi insan şeyi, heyecan gösteriyor, normal. Allah onu teskin sadedinde diyor ki, yani bu konuda acele etmene gerek yok. Yani bunu biz aldık. Sen unutsan da sana belletiriz, hatırlatırız, bir daha okuturuz falan filan. Yani bunu biz korumamıza aldık. Önce senin kafanda koruyacağız, sonra işte yazdıracağız. Milletin de nitekim o gün indiği gibi, bugün elimizde olduğu gibi. Hani bunun gelen vahyin dışında da vahiyler geldiğine taalluk eden neresi var şu ayetin ki bunu birinci delil görüp bu ayetle sabittir diyebiliyor insanlar, şaşmamak mümkün değil. Üstelik de ulema bilinen bir insan yani. Diğer gösterdiği delillerin de hepsini şurada okumaya gerek görmüyorum ama diliyorsanız okuyabiliriz. Tafsilatı bir yana, gösterdiği delilleri üstünde de duralım. Efendim? Hayır, zaten vereceğiz, söyleyeceğim canım. Kıyamet 16'dan 19'a kadar bu ayet. Yani o dilini depreştirme. Kitapta tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber. Tamam, tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber, Ebu Lala el-Mevdudi, birinci cilt galiba değil mi bu? Evet. 244 dahil
Yo, 243'ten pardon, 43'ün sonunda şu kadar kısım varmış, yani ayetin başı 50. sayfaya kadar. Yani diğer örnekleri de bu konuda getirdiği deliller de bundan hiç farklı değil. Nitekim ben metni okurken kısa kısa bazı notlar almışım. Mesela burada salatın 245. sayfada, yani namaz diyebildiğimiz Farsçasıyla Türkçeleşmiş, Arapçası da salat Kur'an'da geçen, Kur'an'da hiç tanımlanmadığından bahsederek işte peygambere gayri metlu vehu vahiy olarak belletilen şey olduğunu söylüyor. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de şu anda sure numarasını hatırlamamakla beraber abdest almaktan, salattan abdest almaktan, yani salat için abdest almaktan, artı istikbali kıbleden, niyetten, kıyamdan, rükudan, secdeden ve Kur'an'dan kolayınıza gelenin kıraat edilmesinden bahsediyor ki bu namazın tarifinin ta kendisi. Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıyla Kur'an'ın anlattığı arasında bir tek fark var. Sabahın 2, öğlenin 4, işte ikindinin 4, akşamın 3 ve yatsının 4 olması gibi sayı belirleme konusunda Kur'an'da bir kesinlik yok. Yani vakit namazları şu kadar şu kadar diye miktar belirlemiş değil Kur'an, o kadar. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı bu şekilde, yani bu rekat miktarlarında kıldırdığıyla ilgili kesin, yanılgıları filan hariç, kesin bilgi var elimizde. Zaten tarih boyunca küçücük de olsa farklı bir rivayet bulunsa idi, muhakkak küçücük de olsa bir cemaat, bir mezhep mensubu çıkar, o rivayeti esas alır. Nitekim mesela dünya kadar insan, 1 milyar Müslüman varsa bunun 920-930 milyonu ayağını yıkıyor abdest alırken. Farklı bir rivayet, işte o esirileme, harekeleme konusunda ercülikum, ercülekum meselesinden dolayı farklı bir rivayete tabi olmuş ve Şia diye bildiğimiz Esna Aşeriye ayağını meshediyor. Ayağını da meshet şeklinde anladığı için mesela. Böyle bir farklılık olurdu ama yeryüzünde ne gelip geçmiş ne el an yaşayan küçük bir grup veya çok kalabalık gruplar halinde de olsa hiçbir Müslümanın sabah namazının farzını 2 değil de 3 veya 4 kıldığına dair hiç kimseden bir şey işitilmiş, duyulmuş değil. Yani ne tarihte ne günümüzde. Öğlenin farzını farklı kılan, ikindiye akşamı ve yatsıyı yine farklı kılan ikinci bir grubun oluştuğuna dair en küçük bir bilgi elimizde mevcut değil. Zira bu konuda, yani ne diyorlar klasik tabiriyle, müttefekun aleyh mi diyorlar? Yani hiç zayıf bir rivayet dahi farklı olduğuna dair bulunmadığı için o rivayetle amel eden de bulunmamış. Dolayısıyla da farklı bir rekat sayısı ortaya çıkmış değil. Geleceğiz. İyi sordunuz. Ben bitirdikten sonra zaten konuyla ilgili sorularınızı sorun diyecektim. Neyse, şimdi yerindeyken sordunuz, üzerinde duralım. Şimdi efendim biz şunu biliyoruz ve sünneti de şöyle anlıyoruz. Peygamber, yani Muhammed, Abdullah bin Muhammed isimli şahıs, Allah tarafından elçi seçilmiş ve kendisine vahiy gönderilen kimse, kendisine Kur'an gelene kadar kitap nedir, iman nedir bilmeyen bir insan, o gelen kitapta söz edilen bir ayettir bu. Böyle olduğu için ondan sonra, yani onun yaptığı şey nedir? De ki ilk inanan, ilk teslim olan benim diyor ya, de ki ilk Müslüman benim diye ayette. İlk Müslüman olan kendisi ve diğer insanları da kendinin teslim olduğu vahye teslim olmaya çağırıyor. Bu kimse Kur'an'ı, yani kendine gelen vahyi hayat tarzı, yaşam biçimi haline dönüştürüyor. Kısaca düşüncelerinin esası haline getiriyor. Yani ondan hareketle düşünmeye çalışıyor. Ondan hareketle, kendine gelen vahiyden hareketle de davranmaya çalışıyor. Düşünce ve davranışlarının tümüne Kur'an damgasını basıyor.
bassın istiyor, onun için çabalıyor. Allah da onun bu çabasını muvaffak kılıyor. Bütün kullarını da kılar bunu isteyen. Akliyeti derecesinde. Şimdi peygamber kimi konularda görüyoruz, kendisine daha önce bildirilmiş bir nas, yani bir ayet, bir hüküm istikametinde davranıyor. Kimi konularda da hayat gerçeği karşısında, karşılaştığında açık bir nas yokken o güne kadar indirilmiş nasların çizdiği daire içerisinde kalarak hareket etmeye çalışıyor. İnsan olması münasebetiyle yanıldığı, isabet edemediği de oluyor. Birinin diğerinden farklı olan davranışları da bulunuyor. Mesela Huneyn vakasına kadar bütün savaşlarda Bedir'den başlamak suretiyle, Huneyn biliyorsunuz Mekke'nin fethinden sonra Beni Sakif kabilesiyle yapılan savaş. O kimseler, hatta yani piyade veya atlı bilmem ne filan olmasına göre fazlasıyla eksiğiyle herkese dağıtırken, Huneyn vakasında Beni Sakif'ten elde edilen ganimeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 8 ay kadar önce Mekke'nin fethini takiben, o fetihle birlikte belki de fethin zoruyla Müslüman oldu sanılan, sayılan, Mekke'den savaşa katılan Müslümanlar arasında dağıtıyor, Medine'den gelen veya başka yerden gelenlere vermiyor. Örneğin. Bu farklı muameleler, farklı tepkilere filan da sebep oluyor. Olayı tümüyle anlatmak için vermedim bunu. Şimdi peygamber insan olduğu için, peygamber seçilenler, yine Kur'an'ın deyimiyle yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara meleklerden bir elçi gönderirdik diyor. İnsanlar olduğuna göre insanlardandır bütün elçiler. Yani hiçbir elçi yoktur ki şeyden olsun. Yani insan üstü, insan dışı bir varlıktan olsun. İnsanlardan elçi göndermek Allah'ın sünneti müekkidesidir. Peygamber insan olması münasebetiyle yanılabilir idi ve yanıldı da. Birçok konuda mesela bunun birçok örnekleri var elimizde. Çok basit, yani sade anlaşılır bir örnek. Bir gün yine alışılmış namazlardan birini kıldırırken ikinci rekatta selam veriyor. Yani dört rekatlık bir namazın iki rekatında selam veriyor. Arkadaşları selamdan sonra soruyor. Ya Resulullah diyorlar, hayırdır, namaz değişti mi? Bu da farkında değil bir şeyin, demek ki unutmuş. Niçin sordunuz diyor. Hayır, öyle bir şey yok diyor. İkinci rekatta, yani iki rekatta selam verdiniz ondan. Diyor hayır, ben unuttuğum için, yani dört rekat sanarak iki rekatta selam verdim. Ondan sonra iki daha kılıp tamamlıyor. Bu ve benzeri birçok olay var peygamberin hayatında. Olması da doğal. İslami de, yani öyle İslam dışı değil. Dolayısıyla Allah peygamberindeki yanlışları, onda gördüğü yanlışları düzeltme ihtiyacı duyuyor. Çünkü Allah'ın kulları Allah'ın dinini onun elçisinden öğreniyorlar, öğrenecekler. Eğer elçiden sadır olan hata, yanlış, eksik, farklı davranış esas itibariyle yanlışsa Allah'ın dinine göre, yani elçisi yanılarak onu yapmışsa, Allah onu düzeltmeli ki Allah'ın kulları elçisinden dinini öğrendikleri için elçide düzeltilmeli ki insanlarda da düzeltilsin. Elçi düzeltmezse bir şey ya da elçinin yanlışı düzeltilmezse diğer insanlar neye göre düzeltecek? Ve elçiyi diğer insanlar düzeltemez. Yani Allah'tan filan adama vahiy geliyor. O vahiyle ilgili bir yanlış yapıyor diyelim, yanılıyor insan değil mi? Kalkıp siz veya ben onu düzelteceğiz. Mümkün mü bu? Neye göre düzelteceğiz? Biz aslını bilmiyoruz ki. Elçiyi tebliğiyle gönderene ait olmalı onu düzeltmek. Nitekim de Allah-u Teala bu işlevi birçok kere yapıyor. Kur'an-ı Kerim'le buna şahidiz. Peygamberin de namaz rekatlarını varsayalım ki kendisi belirtti. Yani sabahı iki kıldı, öğleni dört, ikindiyi dört filan. Eğer Allah-u Teala'nın bir müdahalesi yoksa buna, yani işte o geniş zamanda, serin vakitte, sakin zamanda iki rekat namaz az, sen onu dört yap dememişse ki dediğiyle ilgili elimizde bir vahiy yok, o zaman bu gibi davranışlara Türkçe deyimiyle, Osmanlıca ne diyoruz biz? Zımnen tasvip diyoruz. Yani susarak, sükuti, ikrari, sünnet filan diye deyimler var ya, zımnen tasvip ediyor. Yani onun yaptığını kesinlikle bildiğimiz fakat Allah tarafından değiştirilmeyen ya da düzeltilmeyen bir şeyi Allah gördüğü halde, ki onu görmediği, bilmediği bir şey yok, tasvip ediyor, tasdik ediyor, o kadar. Eğer deseydi ki öyle yapma, böyle yap, bu dediği Kur'an'da bulunurdu, biz de ona muttali olurduk, herkes de olurdu. Dolayısıyla değiştirildiğini, o konuda da yanlış yaptığını anlardık. Ama kesin kes namazları bu sayılarda kıldığını bildiğimize,
Bu konuda da Allahu Teala'nın elçisine bir müdahalesi bulunmadığına göre rahatlıkla Allah'ın tasvibine mazhar olmuş, yani onun tasdik ettiği, onayladığı, ses çıkarmadığına göre, ona zımni onay da diyoruz, onayladığı şey gözüyle bakıp hiç tereddütsüz onun yaptığı gibi yapmaya çalışmanın ne akla ne nakle aykırı bir yanı bulunduğu konusunda değiliz. Böyle düşünüyoruz bu konuda. Çünkü yani Cibril'le de öğretebiliyor. Allah'a ne güç ki? Herkesle öğretebilir. Fakat bu konularda bize gelen bilgilerin fazla sağlıklı olmaması, Müslümanlar arasında çokça kabul görmesine rağmen, çünkü nice yanlışlar çok kabul görüyor. Yani bir sürü hurafeler var ki birçok haktan daha fazla kendine yer edinmiş insanların kalplerinde, kafalarında. O bak, bunu biz pek sağlıklı ölçü olarak almıyoruz. Öğretebilir elbette ama biz sana mesela demiyor açıkça, işte Cibril'i gönderdik, nasıl namaz kılınacağını sana bellettik demiyor. Kaldı ki namaz, oruç, hac, zekat daha önceki ümmetlere de emredildiği gibi size de emredildi diye ayetlerin bulunuyor oluşu bize namazın çok eskiden beri, en azından İbrahim Aleyhisselam'dan beri Mekke ve çevresinde, Hicaz'da bilindiğini düşündürtmeye yeter diye düşünüyoruz. Yapanı az olabilir. Bugün de Türkiye'de herkes namaz diye bir şey biliyor. Eğrisiyle doğrusuyla namaz kelimesini biliyor en azından ama bilenlerin belki %10'u ancak kılıyor. Yani bir şeyin çok biliniyor olması, çok yapılıyor olması anlamına gelmez. Dürüstlüğün adını kelime olarak herkes biliyor ama herkesten kaç kişi dürüst? Öyle. Evet. Dilerseniz yani birinci üstünde kısaca duralım. Bir hadis var Cebrail'in tarif ettirdiğine dair. Bu hadisler ne kadar tahkik ettiniz? Zayıf buldunuz ki aklınızda ediyorsunuz. Şimdi efendim Mekke'de namazı abdestli kıldıkları ile ilgili deliliniz ne? Benim şahsi bir delilim yok. Bu ayetten önce Mekke'de namaz kılındığını, iki vakit namaz kılındığını biz de bize gelen rivayetlerde biliyoruz. Hepimiz birlikte biliyoruz ama orada abdestli kıldıkları ile ilgili benim elimde hiçbir delil yok. Yani ben rastlamadım. Ben rastlamadım demek yok demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani rastlayan varsa söylesin ama abdest konusunda Kur'an'dan sonra emin oluyorum ben. Ondan evvelinden doğrusu pek emin değilim. Mesele bir endişe şu, yani o kadar vahiy gayrimetlu işin içerisine, dine taalluk eden vahiy gayrimetlu diyorum. Çok özel, kişiye özel. Bunlar da zaten tüm Müslümanları ilgilendirmiyor. Sokarsanız işin içinden çıkamıyor ve başka yerlerden çıkıyorsunuz. Yani Kur'an dışına çıkarak, Kur'an dışına çıkarıyor o gibi rivayetler sizi. Yani bu bakımdan biz hadise nasıl bir tarif getireceğiz? Zaten yani ona biz ileride geleceğiz. Konu hadiste usul, sünneti tespitte usul başlığı altında duracağız ama kısaca hadis peygamberin yani esas itibariyle mesela şunu tereddütsüz söyleyebiliyoruz. Ayet Allah'ın sözleridir. Tereddüdümüz var mı? Bir alternatif tarif de yok. Kısaca. Yani diğer bir anlamı daha var. Yani sözleri değil. Mesela şu kavak ağacı da Allah'ın ayeti ama sözü değil. O anlamda da var. Ama bu tarif, bu tanım kesinlikle kapsayıcı ve itirazı mümkün olmayan bir tanımken peygamberin sözü demek genel anlamıyla söylüyorum. Bu arada kesinliğinden emin olduklarımızı kapsamayacak şekilde. Peygamberin sözü diye genel bir tanım yapmak mümkün değil. Peygamberin sözü değil, onun söylediği, söylenen sözler tanımını yapmak çok daha tutarlı görünüyor. Söylenen sözler tanımından sonra hangi söz, yani milletin öyle söylediği bir sürü sözler var. İşte bu elimizdeki hadis kitaplarında, mecmualarında derler. Bunları inceleriz, bakarız. Hangisi onun söylemesi kuvvetle muhtemel olan sözdür? Hangisi ondan sadır olamayacak ama onun adına uydurulmuş bir yalandır? Efendim. Veya kullanılan ölçünün bu eksikliğinden, yanlışlığından dolayı öyle kabul edilip kitaplara girmiş sözdür.
Bu eleştirmeden sonra bunları söylemek mümkün. Ama ayetler için böyle bir şey başından itibaren lüzum yok. Yani kesinlikle Allah'ın kelamı. Ama hadis, peygamberin sözü gözüyle bakarsanız işin içinden çıkılmıyor. Dünya kadar Kur'an'a aykırı peygamberin sözü var demek gerekiyor. Bu da sizi çıkmaza sokar. Sizi de bizi de. Yani herkesi. O zaman tanımı sağlıklı yapmakta, kapsayıcı yapmakta yarar var. Yani peygamberin sözü değil, onun söylediği söylenen sözler. Zaten hadisçiler de, yani şu kitapları bize kadar gelen kimseler, Allah mağfiret etsin, bu gözle bakmamış olsaydılar, Kale Resulullah diye başlanan sözlere yüz binlercesini değil, bir tanesini bile atamazdı. Yani mantıken şöyle düşünüyorum Rıza Bey. Varsayalım ki siz peygambersiniz, ben ve arkadaşlar da şeyiz. Siz peygamber olarak bir söz söyleyeceksiniz. Ağzınızdan bizzat, aracı yok. Hüsamettin Kale Resulullah diyerek bana senden bir söz nakletmiyor. Bizzat senin ağzından çıkıyor, benim de kulağım duyuyor. Diyeceğim ki böyle söz olmaz, bu İslam'a aykırı. Ya Muhammed, ya ey Allah'ın elçisi. Olur mu? Olmaz. Ama daha peygamber hayattayken bu eleştiri yapıldığına göre, peygambere bizzat yapılmış değil. Dikkat et, peygamber eleştirilmiyor. Örneğin Ebu Hureyre hadisinde olduğu gibi. Gel diyor, onu bana götür, o böyle şey söylemez. Beni ona götür diyor, o böyle şey söylemez. Yani orada tenkit edilen kim? Eleştirilen kim? Resulullah değil. Resulullah, yani hangi gözle, hangi akılla, hangi geçerli gerekçeyle eleştireceksiniz ki? Ne diyeceksin? Yani Allah'ın elçisi olarak dini sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyeceksin, öyle mi? İnsan olarak olsa olsa ya Resulullah şunu unuttun diye, hani demin verdiğimiz örnekte 4 rekat kıldıracağı namazı 2 rekatta selam ver. Bunu hatırlatabilirsin, hay hay. Bu olur. Ama öbür türlü sen dini yanlış anlıyorsun, yanlış yorumluyorsun diyeceksin Allah'ın elçisine. Bunu deme yetkisi Allah'ın olmalı, yani kullarının değil. Allah'ın elçisine deme yetkisi. Ve hayatında da yapılan tenkitler peygambere değil. Hadisçiler de o sözleri bizzat Resulullah'ın ağzından duymuş olsa idiler, herhalde hiçbirinin bir kelimesine, üstüne, esirisine kıyamazlardı. Sen hadisçi olsan kıyabilir miydin? Ben de kıyamazdım doğrusu. Ama tüm eleştiri, yüz binlerce hadis atılıyor. Açık açık söylüyor kitapların mukaddimelerinde. 1 milyon hadisin içinden, yani şimdi tarifte x'in yerine değerini koyalım. 1 milyon Resulullah'ın sözü değil, onun söylediği söz denilen sözün içinden 3300'ünü seçmiş İmam Hüseyin. Kitabında 3300 hadis var. 996.700'ü yok, 60. Şimdi eğer peygamberin sözü gözüyle baksaydı bu adam, ulan 1 milyonda 997.000'i atan adamın neresi Müslüman? Böyle dememiz lazım. Ama hiç kimse, tarih boyunca Müslüm'den bu yana kimse ona böyle bir şey söylememiş. Çünkü o da biliyordu yaptığı işin anlamaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız gibi olduğunu cümle alemde biliyordu, yani aklı. Her ne kadar o zaman da birbirlerine suçlamalar olmuşlar. O onu suçlamış, sen işte peygamberi atıyorsun diyenler filan, o zaman da olmuş. Ama buna rağmen bir sürü insan atmış. Yani hiç bu böyle hadis olmaz diye atmayan bir muhaddise rastlamıyoruz. Ahmed İbn Hanbel de atmış, İmam Malik de atmış, Müslüm de atmış, Tirmizi'si, İbn Mace'si, Davud de. Hepsi atmış, kitaplarında yazıyor. Burada neyi görüyoruz biz? Hadisler eğer vahiy gayrimetlu olsaydı, esas itibariyle Allah'ın korumasında olurdu. Ne onun atmasını ne bunu tutmasına. Yani Kur'an-ı Kerim öyle mi? Kimin elinde farklı nüsha var? Ama yok. Yani onun kitabında var, berikinde yok. Beriki alıp baş köşeye yerleştirmiş, öbürü hiç önemsememiş, atmış. Onun attığını beriki almış. Mesela biliyoruz, elimizdeki kitaplarda var işte. O zaman nasıl Kur'an gibi tutacaksınız bunu? Yani eğer bunlar da dini esas itibariyle söylüyor, oluşturuyorsa, yani bir kısmı sağlama alınmış Kur'an'da olanlar, öbürü de dalgalanmaya bırakılmış. Güven bakımında. Nasıl emin olacaksınız? Esas itibariyle hepsini reddedelim anlamında asla değil. Yani o anlama gelen sözler değil. Fakat böyle bakmak zorundasınız, öbür türlü işin içinden çıkılmıyor. İşte asırlardır, 14 asırdır Müslümanların hali bunun çok açık bir aynası. İçinde yaşadığımız günler dahi en canlı aynası bu. Ne söylersen söyle, yeter ki Kale Resulullah diye söyle yani. O devirde de öyle yapmamışlar, bu takvası bol, en hayırlı, en hayırlı, en hayırlı, hani giderek biz en hayırsızlardanız ya şu anda. Öyle değil miyiz? Yani o uyduruk
hadislere göre yani. Peygamber söyledi denilen sözlerden birine göre. En hayırlısı sahabe, bizler de en kuyruğun en sonunda olduğumuza göre en hayırsızıyız. Kaldı ki biz şu anlayışımızla, şu emeğimizle, şu dikkatimizle, rikkatimizle vallahi o zaman yaşayan nicelerinden daha da hayırlı olduğumuz inancını taşıyorum doğrusu. Samimiyetle söylüyorum. Onların bu gayreti göstermediğini görüyorum. Hiçbirimizin şurada bulunan insanların uyduruk bir hadis, yani bir hadis uydurduğunuzu, uydurmak ihtiyacı duyduğunuzu asla şehadet etmem. Ama daha hayırlı diye anılan insanların Allah rızası için kendi sözlerini tutsun diye, Kale Resulullah diyerek, Resulullah buyurdu ki diyerek söylediklerini şahidiz elimizdeki. Onlardan intikal eden kaynaklar bunu bize söylüyor. Evet, itikatta usulü şu cümleyle açıklığa kavuşturmuş, onun gerekçelerini sayıyor idik. Yalnız Kur'an nasları, Kur'an'daki ayetler itikatta esas alınır, ana başlığı altında mütalaa ediyorduk. Bir diğer madde olarak peygamberin hüküm koyma ve özellikle de itikadı belirlemedeki yetkisizliği, peygamberin din koyucu değil, din uygulayıcısı olduğu gerçeğinden hareketle yalnız Kur'an itikadı belirlemeli diyoruz. Gerçekten din koymada, dini belirlemede diğer hususlarda olduğu gibi yine Allah-u Teala'nın bir ortağı, bir danışmanı, küçücük de olsa bir hissedarı asla yoktur. Elçileri de buna esas itibariyle dahildir. Adı üstünde elçi diyorsunuz. Elçi, kendisini tayin edenin, kendisini elçi olarak belirleyenin istekleri istikametinde davranan kişiye denilir. İster bir devletin elçisi olsun, ister Allah'ın kullarına gönderdiği, kullarından seçtiği bir elçi olsun. Yani espri itibariyle elçi hüküm koyucu değildir. Ancak kendisine gönderilen hükümlerin uygulayıcısı, uyarlayıcısıdır. İnsanların birbirine gönderdiği, devletlerin birbirine gönderdiği elçilerde bu vasıflar bulunduğu gibi, bu vasfı taşan bir sıfat, vasıf olmadığı gibi Allah'ın kullarına gönderdiği elçilere de böyle bir yetkiyi Allah verdiğine dair herhangi bir ayette kesinlikle bir söz etmemektedir. Bu itibarla mesela elçiler kendilerine gelen vahyin Allah'tan olduğundan emindirler ama kesinlikle hiçbir elçi cennete gideceğinden emin değildir. Diğer kullar nasıl bu konuda cennete gitmek için ne lazım onu yapmak durumundaysa elçiler de aynı gayretin sahibi olmak durumundadırlar. Hele bir görevini ihmal etsin. Bu konuda Yunus Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da pek az da olsa değinilen bir olay bize elçilerin de bir imtiyazının bulunmadığını, hatta kendilerine düşen, verilen görevi ihmal eder gibi davranmalarının sonucunu, faturasını nasıl ödediklerini anlatan çarpıcı bir örnektir Yunus Aleyhisselam örneği. Vazifesini ihmal eder gibi oluyor, yani biraz ağır geliyor galiba ve onu sonucunda bir balığın karnında buluyoruz ve başlıyor daha hazım başlamadan istiğfar etmeye. Balık da istiğfarını takiben onun bir karaya kusuyor da aklı başına ondan sonra geliyor Kur'an'ın anlatımıyla. Dolayısıyla elçilerin imtiyazı yok, belki sorumluluğu çok daha fazla. Yani sıradan bir insan gibi değil elçiler. Örneğin biz elçilerin hayattayken, yaşıyorken yanlışlarının düzeltildiğini, doğruların susularak da olsa Allah tarafından tasvip ettiğini kesin kes Kur'an'a dayanarak bildiğimiz halde elçilerinin dışında herhangi bir kuluna Allah-u Teala bu dünyadayken senin şu yaptığını sevap yazdım, bu yaptığına günah yazdım diye kesin bir bildirimde asla bulunmuyor. Yani böyle bir sünnetinin olduğuna şehadet edemiyoruz. Yani elçinin konumunu iyi belirlemekte büyük bir yarar var. Mazur görün, yine bir konudaydı sanıyorum, ya Konya'da veya bir başka yerde, hani şu mealciliğin Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki engellerden biri olarak ortaya çıkışından bu yana bir takım zıpırca ifadeler, yok peygamber postacı, yok peygamber robot filan gibi, yani ağzından çıkan kelimenin bile ne anlama geldiğini düşünmeden kullanılan ifadeler gerçekten düşündürücü oldu.
Malumunuz yani insan bir şey diyebilmek için, şu şunun gibi diyebilmek için en azından bir yanı itibariyle benzerlik bulunmalı, bulabilmeli ki bu teşbihi, bu benzerliği kurabilmeli. Postacı ne demek? İşte filan şahsın, A şahsının filan yerdeki B şahsına söylemek istediklerini yazıp içine koyduğu ve ağzını da kapattığı, üstünde kendisinin okuyabilmesi için yalnız o şahsın adıyla adresinin bulunduğu ve onu okuma, yani ismini, soy ismini ve adresini okuma yetkisini bulunan kişiye postacı verir. Öyle mi? Yeryüzünün her tarafında da postacılar böyledir. Yani gavurun da, Müslümanın da yeryüzünde hep postacı bir şey yapar. Yani mektubun üstünde gideceği, içindeki haber ne olursa olsun, ölüm, sevinç, dirim, her neyse, doğum, ondan habersizdir postacı. Bilgisizdir. Ve onunla ilgili bir şey, mesela içini açıp okuyanın açıp vay anasını ya, işte yarın benim Ahmet'i görmem lazım, ona da şunu vermem lazım çünkü bana mektubu gönderen öyle istiyor diyecektir. Bundan habersiz, böyle sakin sakin alır götürür postacı. Şimdi peygambere bakıyorsunuz, neresi postacıya benziyor? Yok. Ona gelen kapalı ve zarf içinde gelmiyor. O kadar açık geliyor ki ona inananlara söylemesi gerektiği bildirildiği gibi inanmayanlara da söylemesi, tüm insanlara söylemesi bildirilerek geliyor. Ve deniyor ki içinde, de ki ilk Müslüman olan, yani ilk teslim olan benim de diyor. İlk inanan benim de diyor. Çünkü sen inanmazsan kimi inandırırsın? Yani bir bakıma peygamber yap işlet devretçi gibi, yani geliyor, onu monte ediyor, işlet, yani hayatına uyarlıyor, önce kendi hayatına, sonra da en yakınlarından başlayarak topluma, ondan sonra da ölümsüz olmadığı için, diyeceği için diğer insanlara örnek oluyor, yapıp işlettiğiyle böyle yapın deyip diyen bir uyarlayıcı, uygulayıcı olarak bırakıp gidiyor. Çünkü biz senden önce de kimseye ölümsüzlük vermedik sözü üzerine, o da ölümü tadıcı ve tadıyor. Dolayısıyla peygamberin kimliği, yani görevinin kimliği, burada üstünde durduğumuz çok önemli. Yani onu iyi belirlemede, hüküm koymada da Allah'ın yardımcısı ya da az nispette de olsa bir ortağı bulunmadığını iyi belirlemede mutlaka gerek var ve gerek olmalı. Aksi takdirde peygamberlerini Allah'a ortak koşan insanlar olarak yine ortak koşmaktan kurtulamayanlardan oluruz. Sakınmak istediğimiz şey bu. Mesela kimi ümmetler gelmiş, kimi peygamberlere hiç metelik vermemiş, hiç itibar etmemiş, hiç değer vermemiş. Hatta dalga geçmişler Lut'un kavminin kendisiyle yaptığı gibi. O onlara Allah'tan gelen sözü bildiriyor. Yani sizden önce alemlerin hiç yapmadığı, alemlerde hiç görülmeyen bir edepsizliği yapıyorsunuz. İşte kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz öyle mi dediği zaman kavmi ona diyor, bunlar diyor temizmiş, temizleri aramızdan çıkarın da biz hep pisler bir arada kalalım. Resmen dalga geçiyor ve metelik vermiyorlar. Kimi kavimler peygamberlere böyle yaparken kimi kavimler de İsa Aleyhisselam'a yaptığı gibi Allah'ın oğlu yapmıştır. Yani Allah ne birincisini ne ikincisini istemiyor. Muhammed Aleyhisselam'a yapılan gibi istiyor ama onu da bir şekle şemale sokmuş sonrakiler bu zaafı yüzünden. Bundan Allah razı olmuyor. Peygamberi de olsa kendisine ortak koşulmasından, herhangi bir konuda hissedarı sayılmasından asla razı değil. Mesela diyelim Sakıp Sabancı'nın 150 tane şirketi var, fabrikası var, 350 tane. Onların 150 şirketten bir tanesinde 10 bin liralık bir hisse senediniz olsa, o 150 şirketten birinde 10 bin liralık bir ortağı sayılırsınız Sakıp Sabancı'nın. Allah-u Teala'nın yani trilyarda bir, artık en büyük rakam hangisiyse onun onda biri kadar bile hiçbir işinde ortağı olmadığını Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Allah imajı, Allah tarifi, Allah tanımı bize öğretiyorken biz hüküm koymada da ona kesinlikle ortak çıkarmamalıyız. Yani karşımızda işte Allah haram koyduğu gibi ben de haram koyarım, o farz kıldığı gibi ben de farz kılarım. Ne o? Açık arttırmaya mı çıktı bu iş? Yani ne oluyor? Nasıl ifade bu? Peygamber'e böyle yalanlar söyletmişler. Hiç o Allah'ın Resulü böyle yalan söyleyecek adam mı? Yok. Daha sonra o söyledi diyenler böyle söyletmişler. Yani neler karşımıza çıkıyor, neler. Değil mi?
önemli olan yani espriyi tespit edebilmek, bunda ittifak edebilmek olmalı benim kanaatim. Şöyle ki bundan sakınmamızın sebebi hem kendi itikadımızı, kendimiz şahsi sorumluluğumuz açısından, Allah'a karşı sorumluluğumuz açısından itikadımızın tevhid akidesi, tevhid itikadı halinde bulunmasını sağlamak, hem de Allah'ın kullarına bunu iletmek, ulaştırmak açısından. Yoksa biz kimseden hiçbir şeyi kıskanıyor değiliz ama bu işin gerçek sahibi hüküm koymada da kıskanç davranmış, kendine hiç ortak edinmemişse biz hatır için ona ortak çıkaracak değiliz, olamayız yani. Daha evvel yapanların yaptığı duruma düşeriz, onlardan oluruz. Yani peygamberin din koyucu değil, din uygulayıcısı olması yüzünden biz yine itikatta yalnızca Kur'an naslarının olması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca itikatta insanların değişmez esaslara ve Müslümanım diyenlerin de inanç birliğine, yani inançlarında vahdet halinde, tevhid üzerinde birlik halinde olmalarına akli ihtiyaç bulunmasından dolayı yine yalnız Kur'an nasları itikatta esas alınmalı diyoruz, demeliyiz. Gerçekten değişken kaynaklar, değişken rivayetler ve Allah'tan olup olmadığından tereddüt bulunan şeyleri işin içine kattığınız zaman standardı bozmamanız, standardı muhafaza etmeniz mümkün değil. Halbuki bu işin bir standardı var, olmalı ve o standart tüm özellikleriyle de her dem taze, işin başından sonuna, kıyamete kadar da tazeliğini, diriliğini, canlılığını korumalı ki hesaba o kitaptan çekilecekseniz ahirette, çekildiğiniz hesapla yakayı kurtarmanız, hesabı rahat verebilmeniz en azından aklen size bu dünyadayken itminan verebilsin. Yoksa insan sanılarının, zanlarının, kof ümitlerinin, boş hayallerinin ürününü toplayacağını sanırsa hiçbir ürün toplayamaz. Mesela ümitli olmak caiz iken hayalperest olmak, ki ümit ötesi de diyebiliriz hayalperest olmaya, kesinlikle caiz değil. İslam kullarını, yani Allah kullarını ümitli yapıyor. Allah'tan ümit kesilmez, kesilmemeli. Kendinden ümit kesmesini istiyor hiçbir kul. Ama bu ümit kesmemeyi hayale dönüştürsün istemiyor. Kuruntuya dönüştürsün, yani gerçeklerden bağını, alakasını kessin ve ele avuca sığmaz, olmadık şeyler haline dönüştürsün istemiyor. Onların da geçersiz olduğunu kendi nezdinde
kabul edilmeyeceğini beyan ediyor. Bu açıdan da yani tevhid inancında vahdeti sağlamak ve onun bozulmasını ihtimalini asgariye indirmek açısından da itikatta değişmez esaslara ihtiyaç var. O da ancak Kur'an'la, Kur'an naslarıyla sağlanabilir. Diğer bir husus, insan düşüncesinin vahye galebe çalmasını, yani önce vahye duhul ederek, girerek onda bozukluklar meydana gelmesini, çarpıklıklar, sapmalar meydana gelmesini önlemek ve giderek vahyi tahir ediyor, tahşiş ediyor ve insan düşüncesi kendine benzetiyor. Nitekim Kureyş'in üzerinde olduğu din de kendi ifadelerine göre Allah'ın gönderdiği İbrahim'in dini üstünde Kureyşliler. Allah'ı biliyorlar, bilmem şunu biliyorlar, bunu biliyorlar ama nasıl bir bilme? Allah'ın bilinmesini istemediği şekilde bilir hale gelmişler. Öyle bilmeyle Allah'ı hiç bilmeme arasında fark, Allah katında fark kalmamış. Mesela o devirde yaşadığını bildiğimiz Allah diye bir varlığı asla kabul etmeyen, bugünkü Marksistler nasıl maddenin dışında bir varlık yok ve her şey maddedir, işte madde ezeli ve ebedidir diyorlar, düzeni de ondan çıkarıyorlarsa, onlar da zamancılar, dehriler yani. Dehrilerden bahsediyor Kur'an. İşte zaman diye bir şey var, bizi o halk etti, bizi o yok edecek ama o kendisi hep devam edip gidecek. Yani zamanın ötesinde bir şey yok. Zaman ezeli ve ebedidir diye inanan dehriler. Bunlar da kafir. Hiç Allah diye bir kavram filan yok onların kafalarında. Ama müşrik değil. Her müşrik kafir ama her kafir müşrik değil malumunuz. O bakımdan yani Allah kendisinin dilediği şekilde bilinmesini istedi. O bilinme standartlarını, o bilinme evsafını, vasıfla özelliklerini korumak, onlardan herhangi birinde bir yanlış, bir eksik, bir fazlalık veya bir eksiklik meydana getirmeden ona inanmaya özen göstermek lazım. Bu açıdan bakıldığında Kur'an nasları delaletleri kat'i ve delaletleri zanni diye iki genel sınıfta mütalaa edebileceğimiz şekilde bize görünüyorlar. Yani karşımızdaki konumları böyle. Delaleti kat'i olanlar, tabii konumuz itikat yani amelle ilgili konuşmuyoruz şimdi. İtikada taalluk eden ayetlerin bir kısmı delaleti zanni, bir kısmı delaleti kat'i. İtikada müteallik ayetlerin bir kısmı delaleti kat'i, yani ne ifade etmek istiyor, neye delalet ediyorsa o konuda delaletinin dışında, delalet ettiği şeyin dışında başka bir anlam çıkarabilmeye hiç yol bulunmayacak şekilde ifade edilmiş, ifadelendirilmiş ayetler. İtikatta bu türden ayetlere kesinlikle delalet ettiği anlamı taşıyacak, o anlamın dışına taşmayacak şekilde inanmak gerekir. Örneğin cennetten mi bahsediyor? Bitti, cennet var diyecek. Nasıl bir yer cennet, nedir? Yani hamam mı, bakkal dükkanı mı? Ne açıklıyor? Yani bazı bilgiler veriyor. Diyor ki oraya ebediyen konulacaklar oradaki yaşamdan memnun olacak. Her istedikleri, arzu ettiklerine ulaşabilecekler. Yani orada şikayet etmek, o öyle bir hayat, öyle bir ortam, öyle bir şey ki genel olarak söyleyelim. Oradaki yaşam bıkkınlık vermeyecek insanlara. Her türlü nimet bulunacak. Daha şunlar şunlar neyse saydıklarını söylüyoruz. Şimdi buradan hareketle her şey bulunacak diye benim canım ne istiyor? Efendim işte bir baraj gölü gibi göl de olsun da orada sazan balığının tohumu da atılsın. Ben balık tutmak istiyorum. O da olacak mı? Böyle tafsilatlandırmaya ya da bu şekilde yorumlar, tefsirler yapmaya asla gerek yok. Neye ihtiyacımız olacak orada? Nelerden haz alacağız? Kesinlikle de pek bilmiyoruz burada. Çünkü oradaki hayatımızla, canlı hayatımızla, buradaki hayatımız arasında fark olacağı kesinlikle anlaşılıyor ayetlerde. Mesela bu dünyada, bu dünyadaki yaşamımızda insanların kesinlikle ölümcül varlıklar olduğu, yani bila istisna bütün canlıların ölümü tadacağı kesin kes belirtildiği halde ahirette ebedi kalacaklardır ifadesi orada ölümün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla oradaki yapımızla, hilkatimizle, buradaki hilkatimiz arasında esaslı farklar olduğu görünüyor. Yani
şu insanın orada ölümsüz olması, burada ölümlüyüm, orada ölümsüz. Demek ki farklı yaratılacağım ki ölümsüz olayım. Mesela orada yaşlanmak yok, orada usanmak yok. Mesela orada yaşayan, ebediyen hiç bıkmayacak. Ya yetti be, artık usandım, biraz da başka yere gideyim deme gereği duymayacak. Ama bu dünyadaki hilkat, bal yiyen baldan usanır sözüyle de ifadelendirdiğimiz gibi, ne kadar rahatın, ne kadar lüksün, ne kadar imkanın içinde yaşıyor olursa olsun insan, bu dünyada bir an geliyor, bıkkınlık hilkatinde bulunan bıkma duygusu nedeniyle bal yiyen baldan usanıyor. Ama ahirette bal yiyen baldan usanmayacak bir fıtratın sahibi olacak, oraya konulacaklar. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bize oradaki hilkatimizin farklı olduğunu gösteriyor. Şu TRT televizyonlarına döndü, bir sineği kovacağız diye 50 kere elimizi oynatıyoruz. Şimdi tefsir kitaplarında örneğin, hassaten de itikada tahrik eden hususlarda o kadar çok bozukluklar, o kadar çok bu zayıf rivayetlerin, yani İsrailiyata kadar uzanan değil, İsrailiyatı da neredeyse aşan, Şamanizm'de de onu da kapsamına alan uzantılarla tefsirler yapılmış ki akıl almaz şeyler karşınıza çıkarılıyor. Bunlar insanların itikatlarını güya yapanları tarafından, Allahu alem, ben öyle sanıyorum, az bir kısmı, pek az bir kısmı maksatlı ise de büyük bir kısmı insanların itikatlarını daha da pekiştirmek, daha da sağlamlaştırmak gibi iyi niyetle yapıyor olmalarına rağmen itikatlarını bozucu sonuçlar doğurmuşlar bu tefsirleriyle. Mesela meşhur bir tefsir, şimdi aklıma gelir adını söylerim, de Nuh Aleyhisselam'ın teknesine aldığı inananlarla birlikte bir de bazı hayvanlardan birer çift hayvan da al diyor ya Allah Kur'an'da. Onlarla birlikte işte tufandan sonra suyun üstünde yüzerken ne kadar yüzdüyse artık bunun süresini Allah biliyor. Efendim teknesini aldığı hayvanlar işeye tekneyi gübre doldurmuşlar. Nuh bakmış gübre tekne batacak. Ya ne yapayım ne edeyim, herhalde kürek dirgen falan almayı da unutmuş mu ne yaptıysa, onu ben ekliyorum tabii. Arslan'ın aklına bu gelmiş veya vahiy mi edildi, yani gayrimetlu vahiy midir bilemiyorum orasını da, aslanın böğrüne bir dürtmüş, aslan işemeyi kesmiş, bir de aksırmış burnundan, bir burnunun deliğinden şey çıkmış, bir deliğinden dişi fare, bir deliğinden de erkek fare. Ve farelerin halk ediliş mekanı, mahalli Nuh'un gemisiymiş. Filin alnının çatına bir vurmuş, fil de işemeyi durdurmuş. Derken işte güvercinin kulağını mı çekti, tüyünü mü yoldu, ne yaptıysa artık, yani neler varsa her birine bir şeyler etmiş de gemiyi gübreden batmaktan kurtarmış. İnsan düşünüyor, yani acaba şu tefsiri yazan adam bu gemide Birleşmiş Milletler müşahidi, gözlemcisi falan olarak mı bulunuyordu gibi düşünmeden kendini edemiyor. Yani insan düşünüyor şöyle, ne lüzum var mübarek ya? Ya bu olay senin için meçhul. Allahu Teala biliyor. Gaybi haber bizler için, değil mi? Allah'ın bildirdiği kadarını bil, ilerisine gitme, o kadarını yaz. Niye bunları nereden çıkarıyorsun? Ne gerek var sonra? Yani gemi batar mıydı, batmam? Allah kurtarmak istediğini her türlü kurtarır. Yani hem 6 ay filan da gezmeye de lüzum yok geminin sular üstünde kalmasına. Ha, bugün bile Bengal'de bir yağmur yağıyor. 2 saatlik yağmurda 1,5 milyon insan evsiz kalıyor. Yazıyorlar, gösteriyorlar, okutuyorlar. Yani resmini gösteriyorlar, değil mi? Yani 6 ay sürmesi şart mıydı Nuh'un tufanının da, sen 6 ayda gübreleriyle gemiyi dolduracak kadar 6 ay gezdirdin suyun üstünde Nuh'un gemisini. Müfessire söylüyorum yani. Bunlar gereksiz şeyler. O kadar çok gereksiz şeyler katılıyor ki. O kadar işte Ali Rıza Demircan'ın meşhur 2 ciltlik kokulu renkli kitabı da o üfürük, ahiret hayatıyla ilgili üfürüklerle dolu. Üfürüklerle dolu. Çok az doğrusu, yani belki bir cimcik, geri tarafı hep üfürük. Onlara bakan da İslam dinini öyle anlıyor, öyle anlatıyor ve bu sefer sen ne yapacağını bilemez hale geliyorsun. Evet. Dikkat edilirse başından beri Allah-u Teala'nın insanlar içerisinden elçi seçtiği kişilere gönderdiğini söylediği vahiy, buyurduğu vahiy, Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen hariç
hepsi imgesinin onu kokutması, değiştirmesi, başka şekle çevirmesi, kokutması filan şeklinde tecelli etmiş ve bu suretle bozulmuş. Yani bir bakıma hani neyi ne bozar, işte bilmiyorum biyoloji olarak nedir de, yani elmayı ne çürütür örneğin, herhalde onun bir mikrobun vardır, bir işte nesi vardır, yani misal o çürütür, işte o elmaya girmezse örneğin veya sokmazsanız işte elma çürümez örneğin. Yani Allah'ın dinini, vahyi de hep sürekli, yani katır bozmamış, at bozmamış, eşek bozmamış, yani onların zaten iştigal alanı değil. Hep insan bozmuş. Nesiyle? Eliyle, koluyla değil, de hep düşüncesiyle, yani şurasında vurduklarıyla, uydurduklarıyla, değil mi? Şuralarında, buralarında. Hep vahyi bu bozmuş. Şekilden şekle çevirmiş. Kurban olalım Allah'a ki yani en son elçisiyle gönderdiğini kendi korumasına almış da şu gün ayağımızı yere sağlam basa basa konuşabiliyoruz. Yoksa hadi Hristiyanlar olsaydık, Kur'an'ı da kabul etmeyenler olsaydık, neyi hangi esasa bağlayarak konuşanlardan olabilecektik? Mümkünatı yoktu. Yani insan düşüncesinin tehlikesinden vahyi korumak çok büyük öneme haiz. Yoksa ayetin eşkalini de değiştiriyor, mahiyetini de değiştiriyor. Yüzeysel ve derinden her türlü değişikliği, kokuşmayı onda meydana getiriyor. Ve hiçbir şey bırakmamışlar işte. Yani öyle döküm döşek şeyler kalmış ki kalburla elesen yani bir yüzük olacak altın çıkmaz yani, o külçe altın olarak gelmiş kitaplardan Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, bugün onların elinde bulunanları elemele bir yüzük çıkaracak altın bilmem çıkar mı yani. İnce bir yüzüklük altın bile çıkmaz. O hale getirmişler. Toz, toprak, varka, madenler katmış, karıştırmışlar. Allah'ın kullarına gösterdiği merhamet için şükrümüzü artırırız ancak. Yani biz öyle davranmalıyız ki, öyle kimi konularda henüz ikna olmuyor olabiliriz. Kimi konularda yani biz bazı şeylerle mükellef miyiz, değil miyiz? Yani muhakkak bazı şeyleri bize bildirilmediği halde zorlayarak bir yerlere dayamak zorunda mıyız? Mesela prensip olarak bize verilen şey, mesela diyor ki geçen gün birisi yazısında, bir makalesinde, efendim diyor, İslam'da asıl olan diyor önce imandır, ondan sonra akletmektir diyor, düşünmektir diyor. Aynen böyle yani, ismini de verebilirim, tanıdığınız bir şahıs, önemli değil ismi de, düşünce burada beni meşgul etti yani. Düşündüm yahu, yani düşünmeden nasıl emin olacak insan, yani iman etmek nedir? Onlara göre herhalde şu, yani önce filan arkadaş diyecek ki işte İslam şu dediği ne olursa olsun, ben hiç düşünmeden tamam arkadaş, kabul ettim. Amenna ve saddakna, klasik deyimiyle diyeceğim, ondan sonra akledeceğim. Halbuki Kur'an'a, yani bu dinin kitabına baktığımızda bunun tam tersini söylüyor. Yani akletmeden iman etmeyi Allah kabul etmiyor. Düşünmeden iman etmeyi gerçekten kabul etmiyor. Yani yüzlerce ayette düşünmüyor musunuz? Hala bakmayacak mısınız? Hala düşünmeyecek misiniz? Şöyle şöyle şuraya bakmayacak mısınız? Buna bakmayacak mısınız? Bunu düşünmeyecek misiniz? Deyip durmasının sebebi bu olmalı açıkça. Buna rağmen tam tersini İslam diye gösterebiliyorlar ve bu yeni bir görüş değil. Asırlardır süre gelen görüşün tezahürü, yani bir yazarın kaleminden çıkmış. Geleneksel kültür bu. İşin garip tarafı da bizim gibi düşünenleri demagoglukla itham ediyor, böyleleri demagoji yapmakla itham ediyor. Asıl kendilerinin demagog olduğunu setrederek, küfrederek, örterek. Çünkü bakın, bir ansiklopedide demagog ne olarak tanımlanıyor? Meydan Larousse ansiklopedisinde Yunanca demagogos'tan Fransızca demagog. Anlamı şu, halkın tutkularını veya ön yargılarını halktan destek görmek için öven kimseye denirmiş. Yani bu açıdan bu şahıs bu söyledikleriyle kendisi %100 böyle sulandırılmamış demagog. Ama tam tersine bize söylüyor ki biz halkın tutkularını da ön yargılarını da asla önemsemiyoruz. Asla. Hakkınkini önemsiyoruz. Önemsenmesi gereken varsa
onun Allah olduğu inancındayız. Yoksa halkın değil. Amerika'nın bugün yeryüzünün en büyük teröristi olduğu halde gidip baldırı çıplak fukara Somali terörist ilan etmesi gibi bir şey bunların yaptı. Yani halktan destek alacağını biliyor çünkü mevcut altyapı bu istikamette. Onun için sizi tam asıl o işi yapan kendi olduğu halde tam tersi bir şeyle suçluyor. Bütün mesele yani halkın ne diyeceği bizi hakikaten ilgilendirmemeli. Hakkın ne diyeceği, Allah'ın bize ahiretteki hesapta ne diyeceği bizi ilgilendiren, düşünürken, davranırken temel neden olmaktan hiç çıkmamalı. Bu ancak yakamızı kurtarmamız için bize bir çizgi, bir sırat, bir doğru yol olarak görünebilir, gösterilebilir. Yani kabul edilecek doğru yol, çizgi ancak bu olabilir. Şimdi bu konuyla ilgili, yani itikatta usulle ilgili ki biz yarın akşama kadar nasip olursa daha amelde usul, tebliğde usul, işte Kur'an'ı anlamada usul filan gibi. Efendim, sübutu zanni derken kastımız şu, yani bir ayet delaleti kat'i kendisinden birden fazla anlam çıkarılmaya müsait olmayacak şekilde varit olmuş. Dolayısıyla da bir tek şeye delalet ettiği kat'i olan ifade demektir. Delalet-i zanni ise kullanılan kelimeler ve o kullanılan kelimelerin cümlede yerleştiriliş şekli itibariyle birden fazla mana çıkabileceği ihtimalinin bulunduğu ifade tarzıdır. Delalet-i zanni ifade tarzı. Bizim itikatta birincilerine, yani delalet-i kat'ilere kat'i şekliyle, yani bildirildiği şekliyle, hiç şeksiz, şüphesiz ve tafsilat filan katmadan. İkincisine, yani delalet-i zanni olanlara da zanni şekliyle, eğer bir diğer ayet bu zanniyete kesinlik getirmemişse, getiren başka bir Allah sözü yoksa, o şekliyle, yani zanni şekliyle ne kadar ifade edilmişse o kadarıyla itikadımızın kapsamını alıp itikadımızın temel taşları olarak yerine koyup tafsilat getirmemize hiç mahal olmamalı. Zaten itikada taalluk eden şeyler ekseriyetle, genellikle değil, tümüyle neredeyse gayba müteallik şeyler olduğu için gaybın sahibinin bize gaybın gerçeğiyle ilgili verdiği bilginin kifayet etmemesi halinde aklımızla o bilgiyi nasıl yoğunlaştırabilir, nasıl çoğunlaştırabiliriz? Bir şey yapmamız mümkün değil. Çünkü aklın bir şey yapabilmesi herhangi bir şey üzerinde ancak beş duyu ile algılamasına bağlıdır. Algılayamıyorsa işitme, görme, koklama, dokunma veya bilmem ne yoluyla, tatma yoluyla bir şey yapması mümkün değil. Örneğin bütün dünyadaki akıllar birleşse Allah-u Teala'nın kendi sıfatları olarak bildirdiği sıfatlara bir yenisini ne ilave etmeye ne de mevcut sıfatlardan birini çıkarmaya bütün akılların toplamı bile yetmez. Bırak bir kişinin aklını, beş kişinin aklını. Niye? Yani akıl için mümkün olmayan, yani aklın dışındaki bir konu. Aklın ulaşamadığı, beş duyuyla erişemediği, algılayamadığı bir keyfiyettir onun özellikleri, vasıfları yani. Bu itibarla akıl ne yapacaktır? Yani mesela bir radyo sinyalini alamadığı bir yayını herhangi bir dalgada, metrede çalabilir mi? Yani çok çok düşük sinyal. Mesela köpek sesinin de bir frekansı var ama hiçbir radyodan duyulmuyor. Almıyor radyo. Yani ona göre yapılmamış. Dolayısıyla onun sesi yok mu diyeceğiz bizim radyomuz almadı diye. Yok. Yani Allah kendisinin vasıflarını ne kadarla sınırlandırmışsa biz o kadar biliyoruz. Bu kadarını bildirmiş, bu kadar fazla yok mu? Bilmiyoruz. Yok diyemeyiz yani çünkü bu konuda kesin bilgiye sahip değiliz. Ne demişse onunla sınırlı tutmak, çoğaltmamak yahut azaltmamakla itikadın standartları korunmuş olur. Evet, tabii bu. Yarın önceki konuşmalarımızda yanılmıyorsam itikatta Kur'an ayetleri iki mütevatir hadis. O çok önceleriydi. Biz onu kitapla 88'de değiştirdik biliyorsunuz, evet, görüşümüzü. Şimdi Cibril hadisi bize de gelişi oldukça mütevatir veya mütevatir yaptı. Orada
Resulullah'a soruyor Cebrail. İman nedir? Tarih nedir? İslam nedir? 5 şart sayılır. Bugün biliyoruz ki İslam şart 5'tir. Kur'an'da ne kadar ise o kadar. Şimdi ben ne yapacağız bu hadis karşısında? Niye inanacağız? Yani İslam şart 5 olarak mı inanacağız? Yoksa ne yapalım? Hadisini şimdi efendim anlatmaya çalıştığımız gibi biz biliyoruz ki dinin sahibi Allah. Muhammed değil aleyhissalatü vesselam. Yani onun elçileri dinin sahibi değil. Dinin adı üstünde elçileri, uygulayıcıları, ilk uygulayıcıları, ilk tebellü eden ve tebliğ edenleri. Aynı zamanda uygulayan ve uygulanılmasını tavsiye edenleri. Adı üstünde. Dolayısıyla bu türden rivayetlere itibar etmemiz halinde kesinlikle ya Kur'an'ı çok mahsur, yani belirli bir bazı şeylere sıkışıp orada dar alanda bırakmak durumunda kalırsınız ki bugüne kadar mesela dünyada 1 milyar Müslüman yaşıyor yuvarlak hesap. İslam'ın 5 şartı var biliyor hemen hemen hepsi ki çünkü hepimiz birbirimizi görmediğimiz halde ayrı coğrafyalarda yaşadığımız halde gerçekten birbirimize çok benziyoruz. Yani Endonezya'da da 5 şartı var, burada da 5 şartı var, Fas'ta da 5 şartı var, Güney Afrika'da da. Allah Allah. Hayret. O zaman Allah'ın hükümleriyle hükmetmek var mı ezan şeyde, namazda? Yok, bilmem ne de. O zaman bu Allah'ın hükümleriyle hükmetmek İslam'ın şartlarından değil. Onunla hükmedilsin için çalışmak İslam'ın şartlarından değil. Komşu hukukuna riayet de İslam'ın şartlarından değil. İçki içsen de içmesen de İslam'ın şartlarından değil. Çünkü o 5'in içinde yok bunlar. Yani zaten bu anlayış, halka dikkat edin. Yani bir hacca gidiyor, düzlüyor çiniğin ağzını. Yahut işte bir namaza bak. 40 yaşından sonra bali oluyor toplumumuzda insanlar biliyorsunuz. Zaten bir akıllı da çıkmış. O işte şu yeni elçiciler var ya, reşatçılardan birisi. Yaşı daha 30. Diyor ki İslam'da mükellefiyet 40'ında başlıyor. Bir kere bu laf ağzından çıkan adamın yaşının 30 olması dolayısıyla daha başlangıçta hükümsüz yani. Zarını kestim yani, daha ne atacağım? Civalı zar atıyorsun sen. konuşma yani, daha bali ol ondan sonra konuş. Kerata. Yani söyler insanoğlu, bu şeyin düzeni mi var? Ama böyle bakılması halinde işte bu donuk, bu silik, bu hareketsiz, bu dünyaya biçim vermekten uzak Müslümanları çıkarmış bu anlayış. Mesela şimdi namaza başladım bilmiyoruz ya, yani Kenan Evren de işte ya oruç tutsa bilmem ne yapsa, Demirel de işte hacca gitti zaten. Cuma'yı kılıyor. Yani 5 şart kimde yok ki? Yani zaten ya bir eksiği var çoğunun ya iki eksiği var. Yani bir süre sonra onları da tamamlar ve herkes 4-4'lük değil 5-5'lik Müslüman olur. Peki niye peygamberin günündeki Müslümanlara benzemez bu kadar 5-5'lik Müslüman olur da? Camilere giden insanların hepsi en azından bu 5 şartı üstünde bulunduran adamlar. Ama bakıyorsunuz vallahi namaz kılmayanlardan hemen hemen birçok konuda geri bileler yani. Geriler bile. Bırak ileri geçmeyi. Gayet rahatlar yani. Hiç dürüst olmalı mı olmamalı mı muamelesinde komşusuna bilmem, komşu hukukuna riayette, küfür hükümlerle hükmedilmede. Yani laikim diyen bir adam tutuyor bu rejimin partilerine oy veriyor. Onlar da rahatlıkla, camiye gidenler de bu rejimin partilerinden birine oy veriyor. Ve hiçbir davranışları arasında aşağı yukarı farklılık yok. O zaman görünüyor ki bu beş değil. Yani o beş eğer bir şey oluşturuyor olsaydı bu insanlar diğerlerinden çok fark atmaları lazımdı. Hiçbir fark atmadıklarını gördüğümüze göre elimizde bir işte, elde bir. O zaman 5 olmamalı bu şart. Yani Cibril hadisi densin, başka hadis densin. İşte malum bir takım tasnifler var. Sonrakilerin yaptıkları işte hadisi kutsi, hadisi şerif mi yok. İşte manası Allah'tan ifadelendirilmesi peygamberdenmiş filan. Manası da peygamberden, ifadelendirilmiş sözleri de peygamberden. Manası da Allah'tan, sözleri de Allah'tan. İşte bu sonuncu ayet, demin söylediğimizin birincisi işte vahiy gayrimetlu olmuş oluyor. Öyle. Üçüncüsü de vahiy gayrimetlu da olmamış oluyor.
yani. Ha? Nasıl oluyorsa yani bunları bir kaba koymak pek mümkün. Yani Kur'an ölçüsüyle hareket edildiğinde pek mümkün görülmüyor. Mesele bence temelde şu noktada da farklılıkların sebebi olarak görünüyor. Birçok kimseyle birçok konuyu konuşurken sizin aklınızın almadığı ya da almadığını söylediğiniz bir şeyi o şahsın tam tersini aklının almadığını görüyorsunuz. Yani nasıl olur bu? Mesela diyorsunuz ki filan adam nereden gaybı biliyor? Yani o önce filan adam gaybı biliyor diyor size. Sen de diyorsun nereden biliyor? Yani de, Allah bildiremez mi diyor. Yani tamamen konu değişiyor. Konu tamamen değişiyor. Yani demir yolundan çıkıp karayoluna. Şimdi Allah'ın neye kadir olup olmadığı ayrı bir konu. Neyi yapıp neyi yapamayacağı ayrı bir konu. Şu adama gaybı bildirip bildirmediği, bu adama bildirip bildirmediği ayrı. Bunun için hüccet isterim. Sen de bana göstermek zorundasın. Gösterdiğin hücceti de tartışırız. Ama Allah küllü şeyin kadirim dedikten sonra yok yapamaz. Allah Mehmet Efendi'ye bildirmez. Nasıl derim ben? Sen Allah'ın her şeyi yapmaya kadir olması gerçeğinden hareketle efendim işte yani ben diyorsam ki Hüseyin gaybı biliyor, o zaman Allah da yapabildiğine göre o zaman biliyor, kabul edeceğim. Böyle olursa o zaman bana niye bildirmezsin? Ben de dersem ki kendi sözlerim için bana da bildiriyor. Çıkışın içinden. Çıkışın içinden yani o zaman bu tür iddianın her sahibi gerçeğin ifadelendiricilerinden biri olur. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Mesela gerçekten Allah bu konuda elçisi olarak görevlendirdiği kişileri tam bir kontrol, müfettiş kontrolünde tutuyor tabir caiz. Mesela peygamberine diyor ki, yani Kureyşler suçluyor ya onu. Sen işte şu 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 özelliklerin itibariyle bizden hiçbir farkın yok. Yani bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, çarşıda, pazarda dolaşıyorsun. Şunu yok, bunu yok, bilmem ne. Bunlar yetmiyormuş gibi bizim konuştuğumuz dilden de konuşuyorsun. Onların bir kısmı için de bunları bana Allah söylüyor diyorsun. Hadi oradan sen de yani bizi ayakta uyutacaksın. Bu kadar mı basit sözlerle bizim kandıracağını sanıyorsun anlamına gelecek itirazlarını Allah diyor ya, o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse onu şah damarından yakalar ama bunu bana söylemiyor bakın. Yani ben şimdi desem işte evrenin sonu diyor Allah bana kitap gönderdi diyor adam. Yayınlıyoruz ya. Ona söylemiyor ama gerçek elçileri böyle bir şey yaparsa ocağını yakar. İşini bitirir. Şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırız. Yani tüm gücünü, kuvvetini mahveder, yok ederiz. İçinizden kimse de onu elimizden kurtaramaz diyor. Fakat gerçek elçisi olmayan, elçiliğine soyunan, işte Müseylime'den tut evrenin sonuna kadar hiç kimseye böyle bir tehditte bulunmuyor. Tabii hesabını soracak ayrı mesele ama yani bu dünyada yapacak peygamber. Böyle bir şey yapması halinde. Ve yok yani yapamaz. Ama onun dışındakiler yapıyor. Fakat gerçek elçiler bu tehdidin karşısında. Gerçek elçiler kendi sözlerinden birisi için deseler ki bu bana Allah'ın vahyi. Bu açıdan da zaten peygamberin Kur'an'a girmemiş vahyinin bulunduğunu yani ona gönderilmiş vahiy bulunduğunu kabul etmenin bu açıdan da makul görünen bir yani şu ayet biraz evvel okuduğum ayet açısından da görünmüyor. Allah-u Alem yani mazur görün ifadelerimde biraz mutlak anlamda inanıyor gibi ifade etmemeye çalışıyorum. Neden? Mutlak gerçeği bilmiyoruz. Yani Allah'ın bildirdikleri hakkında sonuçta mevcut aklımızla anladıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir takıntımız, şumuz, bumuz olmamasına dikkat ederek ama buna rağmen bütün akıllılığımıza, bütün iyi niyetimize rağmen yanılabiliriz. Yanılmak bizler için, Allah için değil. Onun için böyle söylüyorum. Yani nihai doğruları ben düşündüğüm ya da benim düşündüğüm nihai doğrular demek ki Allah'ın kendisine vahiy, bizzat vahiy gönderdiği kimselerin dışında hiç kimsenin hakkı olmadığı için böyle bir müktesebatı da yok, birikimi de yok, olması da mümkün değil. O açıdan biraz mütereddit bir üslupla nihai noktada söylüyor isem de galip zannım diyelim hani geleneksel bir ifadeyle galip kanaatim yani ağır basan kanaatı olarak söyleyebilir insanlar vardıkları sonuçları böyle ifade edebilirler daha nasıl etsinler
bu açılardan dikkat edilmesi gerekiyor benim de düşüncem. Yani kabul etmeniz halinde şu söz de peygambere vahidir. Yani vahiy gayrimetluğun ürünüdür. Peki neye dayanarak? Allah bildiremez mi? Yok, o bu konunun dışındaki bir konu. Allah istese neyi yapmaz? Ama kendisine de yapmayı yakıştırmadığı işler var. Yani mesela birisi çıkıp hani çocuk sorusu gibi bazı sorular soralım. Bizim apartmanda bir komşumuz vardı. Onun çocuğu bizim çocuklara diyor mu? İşte annesine. Anne, Allah'ın Mercedes'i var mı? Şimdi hadi cevap ver. Buyur. Şimdi bu türde soralım. Yani yalnız çocuklar sormaz. Yani koca adam da sorsun. Şimdi Allah yapamaz. Mesela Allah fare kılığına giremez mi? Buyur. Soralım. Giremez efendim. Bu onun küllü şeyin kadir olmadığından değil. Dikkat edin. Küllü şeyin kadir. Onu da yapar mı? Ama yapmaz bunu yani. Sünnetinde yok. Bugün bu düşünceniz değişti. İtikadınıza esas aldığınız kaynaklar sadece Kur'an-ı Kerim. O zaman sizin önceki itikadınızla şimdiki itikadınız farklı. Peki yarın bu itikad usulünün değişmeyeceğine ve itikadınız da değişmeyeceğine, bizim de etkilenmeyeceğimize garanti ne olacak? Yani itikadınız değişecek mi? Usulünüz değişecek mi? Efendim, böyle bir gerekçeyle görüş değiştirmenin karşısına çıkılmamalı. Çünkü esastan yanlış, insanların gelişmesini, kendini geliştirmesini, ben illa bu noktaya geldim de geliştim iddiasıyla söylemiyorum bunu, yanlış anlamayın. O kanaatte olmama rağmen o amaçla söylemiyorum. Ama o zaman bunun önüne geçer, insanlığı durdurursunuz. Yani kimse ne zaman bir şey öğrendi, ondan yeni bir şey, ya bir şey öğrendim işte bunun yanlışlığına kayır oldum, artık öyle yapmıyorum, böyle yapıyorum diyen adama hep bu itirazla karşı çıkarsan herkes öyle fosil gibi bulunduğu halde donar kalır, bu dünyada bir an önce batar. Hele İslam açısından heçten yaşamıyor zaten, olur. Bu geçerli gerekçeyle olmaz. Şimdi daha da değişmiş, şimdi Kur'an'dan daha öte bir şey elimize geçerse olur diyeyim. Var mı? Geçecek mi? Yeni bir vahiy inecek mi? Ben inanmıyorum. En son indirilen, gönderilen vahyin korumaya da alınmış olduğu için Kur'an-ı Kerim'den oluştuğu inancını taşıyorum. Dolayısıyla ondan daha sağlam, ondan öte, daha geçerli bir gerekçe bulamayacağımız için bundan öte bir şeyin söylenmesi bu konuda mümkün görmüyorum şahsen. Görmüyorum. Değişeceğini söylemek mümkün değil. Neye inanacağımız, nasıl inanacağımız bize gönderilen kitapta belirtilmiş iken biz kitabımıza bakmayıp da niye fikir üretiyoruz? Mesela bir örnek vereceğim. Bakara 285. Amine Resul diye başlayan ayet. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Niye inanacağımız belli. Yani bunun usul geliştirmeye gerek var mı? Efendim, bu gerek ya bir de itikadım ben değişmeyeceği. Hani eğer bunlar da fosilleşmekse itikat fosilleşecek. Yani itikat değişmemeli. Yani insanın inanacakları. Muhammed kendine indirilene inandı. Müminler de ona inandı. Yani Muhammed'e indirilene inandı. Muhammed'le müminler. Biz bugüne kadar, yani bugüne derken şu günü kastetmiyorum, şu inanca vasıl olana kadar şu ayetin gerektirdiği itikat edinme usulüne sahip değildik. Bırak peygamberliklerini, yani yalnız Allah'ın söylediğini, Muhammed'e indirileni bırak. Muhammed söylüyor dediklerine de, evliya efendilerimizin söylediğine de, daha nelerin, kimlerin söylemediğine itikad etmiyordu ki Müslümanlar. Ve bizler de öyleydik. Yani bizler farklı insanlar değildik. Ben küçükken herkesin olduğu gibi annesinin babasının diniyle dinleniyor bütün insanlar, değil mi? O dini edinerek büyüyor. Daha sonra düşünerek, taşınarak, araştırarak bir hale yola giriyor. Ben de Deccal'ın varlığına, Mehdi'nin varlığına, kıyamet işte binalar çoğalıyor, ola bir iki katlı ev yaptıran olsa tamam, kıyamet iyice iki adım daha yaklaştı filan diye inanarak büyüdüm. Sen böyle büyümemiş olabilirsin ama cümle alemin de, Türkiye basında söylüyorum çok iyi bildiğim için, böyle inanarak büyüdüğüne inanıyorum. Yalan mı böyle? Kim farklı büyüdü? Aramızda bunca yaş farkına rağmen söyleyeyim. Ama
yani şunu demek istiyorum. Niye? İşte daha bu ayetin dediğine yeni geldik Rıza'cığım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bugüne kadar şu ayetin buyurduğu şekilde inanan bir toplum değildi. Öyle inandığını sanıyorduk. Hiç kusurumuz, eksiğimiz de yoktu. Şu anda endişeliyim, canım sıkılıyor, acaba yanlış mı yapıyorum? Eskiden bu sıkıntım da yoktu. %100 cennetliyim. Düşünce yok ki. Akıl yok, avrat yok, hesabı. Düşünmeyen adam ne yapacak? Ne derdi olur düşünmeyen? Ama düşünen adam telaşlanıyor. Acaba bir yanlış mı yaparım? Acaba insanları bir yanlışa mı sevk ederim? Acaba. Anlatabiliyor muyum? Tüm acabaların içinde boğulmak da insanın kafasını bozar. Ayrı mesele. O noktaya götürmüyoruz. Hamdolsun da. O zaman daha da mesut, daha da mümindim. Allah'a her teravihi bir ayrı camide kılaraktan cenneti dümdüz ediyordum. Şimdi hiç teravih kılmıyorum. Gayet rahatım. Yani bu biraz fazlası oldu da şunu demek istiyorum beyler. Yanlış anlamaya müsait bir ifade oldu. Yani o zaman Müslümanlık o kadar kolaydı ki, cennete gitmek o kadar kolaydı ki o bilgilerle. Ramazan'ı tut, mucurun bir tek sarhoşu vardı, Keşir Şükrü diye bir adam. Hep şarap içer, öyle şarbül leyli ve nehar bir adam. Ramazan bir dedim arkadaş, doktorlar, hekimler beceremez adam, cirk keser içkiyi, gelir vaaz kürsüsünün, daha vaaz gelmeden cami açılıp süpürürler. Oturur dibine herkesten evvel. Ramazan'ın sonuna kadar dinler, bayram bir dedim mi de getir bilmem ne şaraplar. O kadar basitti hayat, o kadar. Dedin de öyle. Herkese öyle. Bize de öyleydi. Hakikaten öyle, çok sevap kazanacağız, cennete gideceğiz diye. Her teravih, hatta mümkün olsa böleceğiz. 30 cami yok Mucur'da. Biliyor musun? Böleceğiz işte, yarısını da köylere gidip kılsak filan yani. Oralarda da her teravih başka camide kılarsan kır dolusu sevap yani. Harca bitirebilirsin. Çok rahattım ama şimdi o kadar rahat değilim eminim. Çok kolay dediğim. Şu ayet-i kerimede buyurulan itikat noktasına henüz geldik Rıza'cığım. Henüz derken yani belki 5-10 sene. 10 senedir. Evet. Yani giderek arınıyor insan. Giderek şey yapıyor. Yoksa halka sorsan sendeki endişe kadar halkta endişe var. Gayet rahat adam. Şalvar giymiş. Şakalı da bravo. Bir de haccına gitti. Kapıyı da yeşil boyattıysa. Allah. Değme gitsin la. 4-4'lük. 12 otomatik Alfa Romeo. Yani bu rahatlık yok mu halkta? Ulan hangi halinle bu kadar rahatsın? Hangi halinle? Hiç iler tutar yanın yok mübarek adam. Hiç akletmiyorsun ki, baştan sona kadar akletmeyle alışverişi olan bir dinin mensubu olduğunu söylüyorsun. Yani bu ayeti söylemek istiyoruz işte biz. Yani Muhammed kendine vahyolunana inandı, müminler de ona inandı diyor. Mesele bu. Onu bak, Muhammed kendine vahyolunana inandı, müminler de kendine vahyolunanlarla Muhammed'in söylediklerine inandı demiyor ayet. Dikkat buyur. Titizliğimiz burada. Yani Allah'a razı, Allah dese ki fare benim ortağım, delil gösterirsek burada. Vallahi onu da kabul ederim. Niye etmeyeyim? Niye etmeyeyim? Yani Allah buyuracak, ben de etmeyeceğim. Yahut birisi etmeyecek. Hadi oradan. Der çıkarsın. Mesele bu yani. Şu ayet noktasına gelmiş insan sayısı Türkiye'de çok az. Onun da başlangıcı bizleriz eminim. Yaymak istiyoruz ve hala dünya kadar homurtu. Yani halkın dinini, hakkın dini, halkın dinine galebe çalsın istemiyorlar. Konuşmuyorlar bile arkadaş. Konuşmuyorlar bile. Ya konuşmuyorsunuz, sonunda hesabını siz veremeyeceksiniz. Allah aşkına şu hesabınıza bir bakın. Yani hesaba çekilmeden bakın defterinize. Alacaklı mısınız, borçlu musunuz? Ha? Çünkü aç defterini, ya defterini senin yanında huzurullah'ta açtıkları zaman artık işten geçecek. Yani o deftere bir şey yazdırma. Ha? Şu sayfasına bu sayfa, sevap veya günah sayfasına bir şey yazdırma imkanının bittiği an açılacak. Orada açılmadan burada aç da bak hesabını. İtikadım nasıl? Amelim nasıl? Neyin peşindeyim? Kimden düşüp kalkıyorum? Neye uyuyorum? Hevama mı uyuyorum? İnsanların çoğunluğuna mı uyuyorum? Ha? El ne der? Aynı adam bir süre önce cuma kılınmaz diyordu. 10 sene önce, 15 sene önce. Deminki bahsettiğim yazar. Efendim işte Hanefi fukahası, Beyrut baskısı, Şemsüleyn ve Sarahsi, Zartçurt, onun meşhur usulü bu ya. Ondan sonra içinde bulunduğu molla takımı, o geleneksel takım homurdan, ya öyle ne yapıyorsun ya, ne o, milletin bir cuması var, onu da mı elinden alacağım diye homurdanınca ağamız ökçesinin üstünde dönüyor. Ya bu yüzden mi dönmeli insanlar söylediklerinden, yoksa daha geçerli gerekçeler bulup öyle mi dönmeli?
Allah'a karşı hesap vereceksin. O homurdananlara mı hesap vereceksin ki onlar seni yolundan döndüler? Hani bu işi yapsın yapmaz o ayrı bir konu. Cuma'yı kılsın kılmaz ayrı bir konu. Ama kılmaz diye yalancı pehlivan gibi ortalara çık. Daha minderin ucuna bir başka pehlivan adımını atmadan da aldığına babucu kaç. Bunun anlamı var mı yani? Böyle Müslümanlık olur mu? Buna Allah sevap yazar mı? Yazmaz. Yoksa yani görüşü önce doğru sonra yanlış bilen onu tartışmıyor. Ayrı bir konu. O tavır değiştirmede böyle davranmamalı insanlar. Elle der. Kaç kişiyle konuşuyorum. Senin fikrine diyor iştirak ediyoruz. Yani bunlar profesör, tefsir profesörü İsmail Cerrahoğlu. Hadis profesörü bizim Mehmet Hatipoğlu. Yok Talat Koçi, bilmem ne yani. Hepsi bunlar yıllarını 35 senesini bu işe vermiş adamlar. Arkadaş vallahi doğrusun. Söylediklerin doğru ama içimizde diyor Cerrahoğlu'nun lafı. Halkın levminin ne olduğunu en iyi bilenimiz sensin diyor. Yani sana millete söylemediği kalmıyor görüyoruz. Vallahi diyor bundan sakındığımız için söyleyemiyoruz. Ya korkulmaya Allah daha layık değil mi diyorsun filan. O öyle. Buyur. Onlar söylemedi. Bir doğruyu da bir kişi söylediği sürece bu sefer o bir kişinin adı deliye çıkıyor. Tıpkı peygamberlerin de çıktığı gibi. Aynı gerekçeyle ama onun söylediğini söyleyenler çoğaldıkça dikkat et onun adı da deli olmaktan çıkıyor artık. Deli değil toplumun akıllısı olur. Böyle maalesef. Şimdi bir ayetten anlıyoruz. Bugün size dininizi tamamladım ve İslam'ı size din olarak seçtim diyor. Sahabe o günkü yaşayışında bizim gibi bir tek kitabı bile yoktu. Parça parça sahifeleri vardı. Böyle yüzlerce yazılmış itikat usulleri, efendim mezhepleri, mezhep kitapları yoktu. Bedevi'den bir tanesi geliyor peygamberimize, bana dini anlat diyor. Tevhidi anlatıyor peygamberimiz. İşte günde 5 vakit namaz, oruç, zekat, hac. Vallahi ne eksiltirim, ne fazlalaştırırım, öyle yapacağım diyor. Gidiyor, peygamberimiz de arkasından diyor ki, bir cennetlik görmek isteyen varsa buna baksın diyor. Bu ve örneklerden baktığımız, anladığımız kadarıyla din gayet sade, yalın, basit, halkın dini. Ama zaman içinde bu mektepler oluşmuş, ekoller oluşmuş. Daha biz 88'e kadar itikatta nasıl bir usul takip edileceğimizi kesin neticeye varamamışız. Şimdi bu bir nasıl din? 14 asırdır bu kadar müntesipleri gelmiş geçmiş, daha itikattaki usul belirlenmemiş. Şimdi din bu kadar o zaman bu entellerin, akademisyenlerin bir dini o zaman. Halkın dini olamıyor demek ki bu. Yani inanacağına, nasıl inanacağına daha tespit edilmiş değil. Onun için dini biz biraz zorlaştırıyor muyuz gibi veya önceki yaşamış Müslümanlar nereye koyacağız? Yani bu kadar Müslüman gelmiş İslam tarihinde bizim bu söylediklerimizin dışında kalıyorlar. Yani zanla itikad etmişler. Onlar ne yapacağız şimdi? Hepsi ilah, cehennemi, zümera mı diyeceğiz? Sorumuzun sonucundan başlayarak cevaplandıralım. Sinemaya veya tiyatroya gelen seyircileri yerleştirme memurları biz değiliz. Onun başka görevlisi var. Yani Allahu Teala nereye koyacağını o bilir. O kimi nereye yerleştireceğimiz bizim işimiz değil. Biz yerimize bakalım yani. Sen koltuk numaranı bak. Ne yapacaksın başkasının yerini? Önemli olan bizden evvel şu veya bu şekilde düşünmüş, inanmış kimseler ne yapmış, nereye gidecek, ne yapmış, bu bizim konumuz değil. Bizim konumuz, herkes kendi hesabından sorumlu değil mi? Yani herkes öncelikli olarak kendinden sorumlu değil mi? Ben buna titizlik gösteriyorum. Bu titizliği benden evvel gösteren çok olmuş en sonuncusu benim ya da hiç olmamış ilki ben, varsayalım. İhtimal olarak. Bunlar benim durumumu değiştirmiyor. Benim durumumu değiştirecek şey ben bu düşüncemle, inancımla, davranışımla Allah'ı razı edecek şekilde davranıyor muyum, davranmıyor muyum? Bu beni ilgilendiriyor. Başkası ne yapıyor? Ben herkes inandığı şeyi doğru olarak inanıyorsa başkalarına da tebliğ ediyor. Ben de başkalarına tebliğ edeceğim diyorum. Kabul eder etmez, daha doğrusunu bulur. Benim söylediğimden hareketle veya kendi düşüncesinden hareketle. Bu onun bileceği iş. Fakat benim bileceğim şey, benim daha doğru üstünde olmak için göstermem gereken fikri ve ameli gayrettir. Allah'ın kitabı istikametinde o çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla. Ki
Peygamberin de en müekked sünnetinin bu olduğu inancını taşıyoruz. Mesela düşün, taşın filan derken günün biri geliyor, mesela bir sünnet tanımı yaptık. Sünnet tanımlaması, hadis tanımlaması yaptığımız gibi. Gerçekten hiç kimse hilafına bir şey de diyemiyor. Peygamberin en müekked ve en kapsamlı sünneti Kur'an'a ahlak edinmektir diyoruz. Olgunlaşa olgunlaşa, imbikten geçe geçe bu işle yıllardır uğraştığımız için nihai olarak bu noktaya geldik ve bunun da artık imbikten geçecek halini görmüyoruz. Yani kahve murre haline geldi yani. En özet. Hadis, peygamberin sözü değil, peygamberin söylediği söylenen sözler. Dedik ki kimse de kemküm edemiyor bu tarife karşı. Yani esas itibariyle bu gözle bakacaksınız. Ondan sonra hangi sözü onun söylemiş olma ihtimali daha fazla varittir veya değildir, Kur'an ışığında, Kur'an eleğiyle buna hüküm vereceksiniz. Yani o kadar. Siz bir zan sahibi, galip veya zayıf, bir zan sahibi olacaksınız. Başkaları ne yapmış? Bırakalım. Bizim amacımız bizden önce Müslüman yaşamadı filan demek değil. Böyle bir şey asla düşünmüyoruz. Böyle bir vazifemiz de yok üstelik. Yani ne, Allah böyle bir görev vermiş. Var veya yok. Yani ben Kur'an'ı açtım, okudum, kimseyi de tanımıyorum. De ki ben ilk Müslümanım diyor. Ben de diyorum ki ben ilk Müslümanım. Benden evvel de işte mesela Muhammed öyle diyor da aleyhissalatü vesselam, İbrahim aleyhisselam ondan kaç bin sene, kaç yüz sene evvel gelmiş. O da dememiş mi ben de ilk Müslümanım? İbrahim de demiş ama İbrahim'e rağmen Muhammed'e de dedirtiyor Allah. İsa'ya da dedirtiyor, Musa'ya da dedirtiyor. Yani bütün elçilerine aynı sözü söyletiyor, dikkat edin. Burada zaman açısından birinin daha evvel gelmiş olması, birinin binlerce yıl sonra gelmiş olması bu gerçeği, bunu söyleme gerçeğini, bu doğruyu, kabullenme gerçeğini eskitmiyor. Değil mi? Bilmiyorum, yani sorunuzun cevabı oldu. Katta usulden sonra amelde usul. Amel hepimizin bildiği gibi davranış anlamına gelen bir Arapça kelime. İslam ana konumuzu teşkil ettiğine, İslam'ın itikadında usul ilk konumuz olduğuna göre, ikinci konumuz da İslam'a göre demekte yarar var. İslam'a göre amelde, yani davranışlarda esas alınacak şeyler şeklinde başlığımızı anlamak konumuza açıklık getirici ve anlaşılmasını daha kolaylaştırıcı olacaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda İslam dininin ana kaynağı olan, ana belirleyicisi olan hükümleri havi kitap, yani Kur'an'a baktığımızda esas itibariyle İslam'ın iki temel ögeden oluştuğunu, birincisinin ve esas olan şeyin itikat olduğunu, ona bina edilmek kaydıyla, ona bağlı olarak da amellerden oluştuğunu görüyoruz. İnanmak ve yaşamak şeklinde dilimizde telaffuz edebileceğimiz inanılan şey kendisine göre yaşanılmaya müstahak şey anlamına gelecek şekilde anladığımızda, davranışların inançlarımızı teyit edici, inançlarımızı tasdik edici, inançlarımızın doğruluğuna en azından ve öncelikle kendimizin inandığını gösterici hal olduğu, davranış olduğu görülür. Bunlarda esas alınacak husus da birinci derecede yine Kur'an nasları olmalıdır. Kur'an naslarının da amele müteallik olanlarının delaleti kat'i olanları ve delaleti zanni olanları vardır. Delaleti kat'i olanlarıyla örneğin Kabe'yi ziyaret etmek, yani hac dediğimiz amelle ilgili nasın delaleti kesinlikle Kabe'nin ziyaretidir. Allah adına inşa edilmiş, ettirilmiş evin ziyaretidir. Bundan başka bir şeyi hacla ilgili ayetten anlamak mümkün değildir. Bu itibarla hacca delalet eden ayetin delaleti kat'i, yani neresi tavaf edilecek, neresi ziyaret edilecek ki ona hac densin ve hangi zamanda yapılacak ki ona hac densin, bu hususta delaleti kat'i nasla sahibiz. Dolayısıyla delaleti kat'i konularda ameli veya
itikadi de olsa bir tartışmaya mahal bulunmaz esas itibariyle. Zanni naslar, amele müteallik nasların delaleti zanni olanlarında ise kendisinden birden fazla, birden çok farklı anlamlar çıkabilecek şekilde sadır olmuş naslardan yine Kur'an'ın çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla, o sınırların içinde kalmak kaydıyla birden fazla mana çıkarılabilir, çıkarılan mana ile de amel olunabilir. Bu cümleden olarak esas itibariyle Kur'an'ı ana kaynak almak şartından hiç taviz vermeden, ona bağlı olarak, onun ışığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları da bizi muttali olduğumuz ve tıla kesbettiğimiz kadarından da emin olmamız nispetinde Müslümanım diyenleri bağlayıcılık niteliğini taşırlar. Yani peygamberin bir şeyi nasıl yapmış olması, nasıl kaçınmış olması, nasıl onu biçimlendirmiş bulunması Müslümanım diyenleri mutlaka bağlamalıdır. Zira Allah yine Kur'an'da onu bize güzel örnek olarak vermektedir. Herhalde bu güzel örnek itikadı belirleyiciliği açısından değildir. Zira itikadı belirleyen Allah'tır. Din koyuculuğu açısından değildir. Zira din koyucu değildir elçi. Dinin uyarlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Yani onun vasfı itibariyle bize güzel örnek gösterilmiştir. Örneğin namazı o nasıl kıldıysa bizim öyle kılmamız gerekmesi aklende naklende gerçekten Resulullah'ı örnek almakla gerçekleşebilecek bir şeydir. Çünkü peygamberin başka türlü insanlara güzel örnek olarak tavsiye edilmiş olmasının hiçbir anlamı olmaz ve kalmazdı. Peygamberi herhangi bir şeyi yaparken görüp onun yaptığı gibi o şeyi yapmamak, dine müteallik şeyler hususunda söylüyoruz, mümkün ve caiz değildir. Nitekim peygamber hayatta iken aleyhissalatü vesselam yaşayan Müslümanlardan ne derece doğru olduğundan çok kesin emin olmamakla beraber bize gelen bazı haberler dini insanlar ondan öğrenmesine rağmen onun öğrettiği dinde alıştıklarına ters görünen şeylere hemen intibak edemedikleri, hatta itiraz ettikleri, hatta yapmakta geciktiklerini görüyoruz. Mesela çarpıcı örnekler olarak Hudeybiye müsalahası sırasındaki olayları aktarmak mümkündür. Mesela örnek olarak Ramazan orucunun yeni farz edilmesini takip eden, hatta farz edildiği yıl veya onu takip eden yıl, yani aradan fazla bir zaman geçmeden sefere, Ramazan'dayken, oruçluyken bir sefere çıkılıyor. Peygamber millete de göstere göstere su içiyor veya bir şey yiyor. Yani görsün de onlar da yapsın ama hiç kimsenin yapmadığını görüyor. Hatta tuhaf tuhaf da peygambere bakıyorlar. O da diyor ben yiyorum, siz de yiyin. Bazıları bu sözle iktifa edip onlar da yerken bazıları hala devam ederek ama nasıl olur ya Resulullah, işte biz oruçlu değil miyiz veya oruçlu olmamız gereken ayda değil miyiz gibi peygambere ameli açıdan itirazlarda bulunuyorlar. Yani peygamber de olsa öğretici olarak insanlar ondan öğrendiklerine ters düşer gördükleri şeyleri ilk sadmede, ilk hamlede hemen kabullenemiyorlar. Yani bunun birçok örneğini vermek mümkün. Ama buna rağmen madem ki dini Allah'ın kullarına öğretmek için Allah tarafından elçi seçilmiş insandır. Hem ameli hem kavli olarak mübelliğdir, açıklayıcıdır. O zaman o açıklayacaktır. Değişikliği de o açıklayacaktır. Farklılığı da o açıklayacak ve o yapacaktır, söyleyecektir. Başka çaresi de yoktur. O itibarla da Müslümanlar ondan sadır olduğundan emin oldukları şeylere, onun davranışları olması bakımından, Allah'ın elçisi olması sıfatı bakımından itibar etmek ve aynen yapmak durumundadırlar. Durumunda olmalıdırlar. Başka türlü
onun dışında kimseye örnek alacak halleri de yoktur. Zira Allah'ın elçisi varken ve hayattayken neyi örnek alacaklardır ki? Yani elbette ki Allah'ın elçisini uygulamasında örnek almak zorundadır Müslümanlar. Diğer yandan biz peygamberi, sünnetini, yani daha ziyade ameli şeyleri kastederek söylüyorum, İtikadı da kapsayıcı genişliğe ulaştırmak mutlaka mümkün. Kur'an'ı ahlak edinme şeklinde müekket bir sünnet sahibi insan olarak tanıyoruz. Kur'an'ı ahlak edinmiş kişi, Kur'an'dan esinlenerek, Kur'an'a bakarak, Kur'an'da bulunduğu için yaptıklarından veya söylediklerinden dolayı Müslümanım diyen insanlara bağlayıcıdır. Bağlayıcı da olmalıdır. Kur'an'da deveye binmekten bahsetmediği için, Kur'an'da kabak yemeğini sevmekten bahsetmediği için, Kur'an'da entare giymekten, sakal bırakmaktan, başını bağlamaktan, başına sarık sarmaktan bahsetmediği için bunları peygamberin yaptığını bilmemize rağmen, örneğin entare giydiğini bilmemize rağmen bunu Kur'an'a ahlak edinmesi zümresi ve cümlesi içinde mütalaa etmemiz mümkün görünmemektedir bu gibi halleri. Zaten Müslümanların büyük yanılgılarının temelinde yatan ana şeylerden bazıları da bunlar. Şekli olarak peygambere benziyor olmayı, ona benzemekle eşdeğer sanıyor oluşları, ola gelişleri Müslümanları büyük bir açmaza sokmuş ve o gün bugündür de içinden bir türlü çıkamaz olmuşlar. Nitekim örneğin bizim burada şu gün bulunan kadın erkek, sizlerin ve benim de dahil olduğum şu cemaatin hiçbirimiz görünüş itibariyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemdeki görüntüsüne benzediğimizi sanmıyorum. Hiçbirimiz. Örneğin hiçbirimizin şurada başında örtü yok. Kadınlar hariç, yani sarık yok anlamında söylüyorum. Çoğumuzun sakalı yok. Hiçbirimizin entaresi yok. Mesela ve binit olarak da kapımızda develer bağlı değil. Arabalar bağsız viteste veya freni çekip duruyor. Bu bakımdan Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin görüntü olarak peygambere daha çok benzediğini rahatlıkla iddia etmek mümkün mü? Çünkü hakikaten elimizdeki kaynaklar hilafsız bildiriyorlar ki o günün toplumunda kadın erkek cins farkı gözetmeksizin, ayrıca iman farkı da gözetmeksizin aynı şekilde giyiniyorlardı. Yani entare giyiniyor Kureyş topluluğu veya Arapların tümü, o iklimde yaşayan insanlar. Bu şekli benzerliğe rağmen Allah iman etmediği, iman etmemekle kalmayıp Allah'ın elçisine elinden gelen engeli çalış. Tebbe diye de Ebi Leheb'in ve tebbema diyor. Yani entareli olan, sakallı olan, başı da sarılı olan birine. Ebu Leheb'e, eli kırılsın onun diyor. Şekli benzerlikler eğer herhangi bir özenti sonucu, bir toplumun diğer bir topluma özentisi sonucu ortaya çıkarsa bunun elbette ki mahsuru vardır. Zira temelde kendine güvenini yitirmiş insanlar başkalarına şeklen benzeyerek onun gibi olacaklarını sanırlar. Bu açıdan genel bir yasaklama olmalıdır, elbette vardır. Yoksa şu halimize rağmen, bu kılığımıza rağmen ki İslam geldiğinde de müşriklerin üstünde entare buldu. Bulduğu entareyi değiştirip hadi yerine pantolon koyun, şalvar koyun filan derdine de düşürmedi. Ne peygamberini ne de bir başkasını. Bu bakımdan kavimlerin, toplulukların kendilerine mahsus iklimlerinin, tarihlerinin, ekonomilerinin, yaşantılarının, yaşam biçimlerinin, her türlü ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir takım farklı örfleri olabilir. Giyimde, yemede, içmede, misafirlikte, oturmada, kalkmada. Rastlıyoruz da antropolojiyi incelediğimiz zaman, örneğin Sibirya'nın çok daha kuzeylerinde yaşayan Türk kavimlerinde, Kalmuklar filan gibi Müslüman olmadan kalmış çok az sayıda, misafirlerine ikram etmek için bit beslerlermiş. Ve tas içerisinde onları biriktirirlermiş, misafir geldiği zaman bit ikram edermiş. Yani sıkıysa yemesin, yesen bir türlü, yemesen ev sahibine hakaret filan.
İşte buyurun, yani öyle şeyler adet haline geliyor ki, gelebiliyor ki insanoğlu arasında, akla dimağa gelmez şeyler. Yani şurada anmayı insan bile, anmaktan bile utanacağı adetler de var. Bazı kabilelerde daha başka şeyler var. Her neyse, yani sayılamayacak kadar çeşitli adetlerin insanlar arasında, topluluklar arasında yerleştiğini, kimi yerde umumileştiğini, kimisinin dar sahada kaldığını görüyoruz. Bu bakımdan Müslümanım diyen insanları ilgilendiren kavimlerin özellikleri, kavimlerin örfleri, kavimlerin alışkanlıkları, yaşam tarzları değil. Kavimlerin yaşam, yani bütün kavimlere gönderilmiş, bütün insanlığa gönderilmiş bir din olduğu için her kavim onunla muhatap olacağına göre o kavim tepeden tırnağa değişecek midir? Yani üstünden, başından, tırnağını kesiş biçiminden, tıraş biçimine kadar. Yok, İslam kimseyi bu şekilde bir zorlama altına almıyor. Yalnız esas itibariyle itikadını değiştirecektir ki İslam ona desin. Yani Allah'ın buyurduğu şekilde inanacaktır ki teslim olanlardan olsun, iman edenlerden olsun. Davranışlarında genel ve esas olarak Allah'ın maruf olarak bildirdiklerini yapacak, münker olarak bildirdiklerinden kaçınacaktır ki İslam olanlardan ya da Müslümanım diyenlerden olabilsin. Başkası da mümkün değil. Fakat bunun dışında serbest alanlar var diyelim. Yani bırakılmış, hangi, yani filan kavim patatesi çok severmiş, ha varsın sevsin. Yani falan kavim de kabağı çok sevsin, öbürü de patlıcanı. Ne fark eder ki? Mübah değil mi bunlar? O kadar. Efendim falan kavim kırmızı rengi çok severmiş. Giysin yani, ha kırmızı renk giysin. Filan kavim de bilmem başka renkleri sevsin. Bir mahsur yok. Yani İslam böyle milimi milimine insanların her türlü düşüncesini, her türlü davranışını, insanın kendisine hiçbir şey bırakmadan, topluma hiçbir şey alıkoymadan zorla değiştiren, belirli bir kalıba sokan bir din değil ve olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de dinin gerek inanca taalluk eden, itikada müteallik konularında, gerekse ameli hususlarında insanı hayatı kolaylaştırıcı olarak gönderilen bir yaşam biçimi, kolay bir hayat nasıl yaşanırsa, kolay derken yani köşe dönmece, aldatmacaya dayalı anlamında değil, doğal olarak kolay, yani insanın kendisini zorlamadan yaşayabileceği türden bir hayat. Hani öyle işte, ya araba sanki ben sürmüyorum da kendi gibi gidiyor gibiydi filan diyoruz ya, günlük lisanımızda onun gibi, yani rahat yaşayabileceği, böyle hep rampa çıkar gibi değil. Yaşayabileceği bir hayat tarzını düzene koymuş İslam. Onun için din kolaylıktır. Gerçekten başından sonuna kadar da kolaylık var. İnsanlar eğer bu kolaylığın farkına varamıyor iseler, daha önce yaptıkları hataların sonucu, dini kendileri için zorlaştırmalarının sonucu bu kolaylık onlara zorluk olarak geliyor yahut ters geliyor. Tekim Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir peygamberin söylediği, söylenen sözde de deniyor ki peygamber mübah olan iki şeyle karşılaştığında her zaman o iki şeyin, üç şeyin en kolay olanı neyse onu seçerek yapmıştır. Yani onun sünnet-i müekkidesi buydu. Allah'ın Resulü olduğuna inandığımız insan böyle yapıyorken, böyle yapmayı bir hayat şiarı olarak kabul ediyorken ve Allah tarafından da bu konuda kendisine bir ikaz gelmediği halde, yani asıl İslamlık bu olduğu halde, bugünün Müslümanında kolay Müslüman olmak kadar ucuz bir şey yok. Yani insan kendini ne kadar nefsini zora koşarsa o kadar takva olur. Ne kadar var olan sahibi olduğu da olsa dünya nimetinden kendini mahrum bırakırsa o kadar daha çok sevap kazanır. İşte alnını secdeye koymak değil, hiç kaldırmazsa o kadar çok kazanır. Filan filan gibi, yani bir insanın yapması da mümkün olmayan, yapa yapa da kafayı üşüteceği kadar derin boyutlara, geniş boyutlara ulaştırılmış, zorluklarla ürülü bir bina haline getirilmiş İslam. Bu kadar zorluğu bulunan bir dini de
bunca insanın çeşit çeşit standartta, akliyette, böceğinde insanın bulunduğu dünyada kaç kişi yaşayacak? Çok insanın gözünde büyüyor. Yapabileceği şeylerini de bırakıyor. Niye? İşte efendim tesbih çekmeden camiden çıkarsam sevabını alamazmışım. İşte dua etmeden bilmem ne yaparsam onu da alamam. O zaman alayını bırakıyorum. Yeter be. Yapamıyorum arkadaş. Madem bir tesbih çekmeyince bu iş olmuyor. Tamam, namazı da kılmıyorum. Ne olsa cehenneme gideceğiz. Ne diye kendimi yorayım da bir de yani namaz için yatayım kalkayım filan gibi bizim şurada belki çok basit olarak ifadelendirdiğimiz ama gerçekten insanları psikolojik yönden etkileyen ve dinden uzaklaşmasında çok etken rol oynar hale getiren bir anlayış topluma hakim olur. Cidden İslam çok hakikaten kolay yani. İnsan onu yaşamak için, ona göre yaşamak için hiç zorlanmaz. Onun söylediği şekilde davranmak için zorlanmaz. Belki zorlanması alışkanlıklarını terk ederken çektiği güçlükten kaynaklanan bir zorlanmadır. Örneğin belli yaşa gelene kadar şunu yapmamış bir insan, bunu yapmamış bir insan veya filan filan şeyleri yapıyor olmaya alışmış bir insana o alışkanlıklarını yapıyor olmak, devam ediyor olmak çok kolaydır. Çünkü alışkanlıklar düşünülmeden tekrar edilen şeylere verilen isim zaten. Ondan vazgeçmek gerekmesi, vazgeçmesinin gerekmesi onu zor duruma düşürüyor. Yoksa İslam'ı yapmak yanlış olduğu, zor olduğundan değil. İslam'ın bildirdiği bir hususa intibak etmek güçlüğü İslam'ın kendisine bildirdiği şeyin güçlüğünden kaynaklanmıyor. Onu yerine ikame etmesi gereken o güne kadar kendini alıştırdığı o konudaki bir boşluğu doldurmuş ve kendine yer edinmiş alışkanlığını terk etmesinin güçlüğünden kaynaklanıyormuştur. Yoksa yerine İslam'ın ikame etmesini istediği şeyin güçlüğünden değil. Mesela bugün trafik olarak Türkiye'de işte kadın erkek ne kadar şoför varsa yıllardır herkes sağdan gider, sağdan gelir. Evet şoförüdür iyi veya kötü şöyle veya böyle ama beni düşünüyorum yani bir gün Kıbrıs'a gitsem de soldan gitmek zorunda kalsam gelenlerde acaba ne kadar ödüm kopa kopa efendim soldan gidebilirim, ne kaç kilometre süratle gidebilirim ve ne soğuk terler dökerim Allah bilir. Bir ben mi siz de? Hakikaten düşünüyorum yani o kadar ters geliyor ki insana. Peki terslik, bu ikame edilmek şeyin yani soldan gitmenin zorluğundan mı kaynaklanıyor? Hayır. Bizim hep başından beri sağdan gitmeye alışmamızı terk etmemizden kaynaklanıyor. Yoksa başlangıçta öyle başlasaydık bugün sağdan nasıl kullanıyorsak herhalde soldan da hani onca İngiliz, onca Kıbrıslı öyle kullanabildiğine göre biz de en azından öbürü kolaylığında onu da yapardık. Ama ne kadar zor gelir şimdi sağdan gitmeye alışmış adama soldan trafiğe çıkma. Ödü kopar yani. İkide bir ağzına gelir. Bu usulün zorluğundan, bunu benimsemenin zorluğundan değil. Diğerini terk etmenin, çünkü hep alıştığınız hep sağa kaçacaksın. Sağa kaçtığınız mı karşınızdan gelenin yoluna gireceksin. İkide bir de burun buruna soğuk soğuk boncuk boncuk terler dökeceksin. Zorluk buradan kaynaklanıyor. Önceki alışkanlığın terkindeki zorluk. Yoksa yerine ikame edeceğinizin kolaylığından kaynaklanmıyor. Zorluğundan kaynaklanmıyor. O ne kadar zor olsa eskisi kadar zor, ne kadar kolaysa eskisi kadar kolay en azından. Ona rağmen insan zorlanıyor. Zorluğun sebebi ikame etmek istediğiniz şeyin yerinde eskiden bulunan şeye bağımlılıktan kaynaklı. O bağımlılığı terk etmenin zorluğu asıl olan. Yoksa mesela düşünüyorum ya insanlar hakkında iyi düşünelim. Hakikaten doğal olarak herkes zaten böyle düşünerek kötü düşünce nedir? Tanımadan ınga diyor, dünyaya gözlerini açıyor, öyle büyüyor. İşte kötülük, şu komşu şunun hakkında şunu söylemiş, bunu böyle yapmış, şunu dövmüş, buna sövmüş filan, bunları büyüdükçe işitiyoruz. Değil mi? Niye zor olsun ki? Fakat böyle bir ortamda büyüye kendindeki birikimin sonucu insanlar kötüdür önce, peşinen. Yani
sabit olursa birinin iyiliği, o zaman onun için iyi diyebilirsin noktasına gelmiş ortamının bozukluğundan ötürü bir adama, yok insanların hepsinin önce iyi olduğunu kabul edeceksin. Aleyhine, kötülüğüne dair delil bulunan, delil bulduğun kişi için kötü diyebilirsin, kabul ettirmek epey güç. Yoksa en az kadar kolaydı. Ama hep kötü insanlar görmesi, hep kötü davranışlarla karşılaşması, böyle insanlarla karşılaşıyorsun. Yok kardeşim inanmayacağın insanlar falan diye hemen menfi yönden ele alın. Alışkanlıkların terkinin getirdiği bir zorluk bu. Yoksa yapılacak yapılması, Allah tarafından kulundan istenilen şeylerin yorgunu yokuşa sürmesi niteliğinde olmasından dolayı değil. Amelde